Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Ben Emre Bey'i kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ben sonrasında da sözü kendisine bırakacağım zaten. Emre Avazlı lisans eğitimini 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kısa bir süre mesleğin büro ve şantiye gibi farklı alanlarında çalıştıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamladı. Daha sonra doktora eğitimi için University of Miami bünyesinde Marine Geodesy and Geophysics bölümüne kabul edildi. Daha sonrasında doktora eğitimini tamamladıktan sonra doktora sonrası araştırmacı olarak katıldığı NASA JPL'de Temmuz 2020 itibariyle mühendis unvanı ile devamlı kadroya geçti. Bilimsel çalışmalarına halen NASA JPL'de devam etmektedir. Emre Avazlı kariyeri süresince GPS ve InSAR gibi uzay jeodezisi yöntemlerini kullanarak deprem, yanardağ, çökme gibi yer deformasyonları üzerine çalıştı. Şu anda bilimsel çalışmalarının yanı sıra okyanus ve su alanlarının yüzeyini haritalandırmak amaçlı yeni inşa amaçlı çalışmakta ve yeni inşa edilmekte olan bir uydu için algoritma geliştirmesi üzerinde çalışmaktadır. Emre Bey, ben sözü yavaştan size bırakayım. Teşekkür ederim. Çok Evet. ufak iki nokta söyleyeyim. Marine Geology yani Geophysics. O Marine Jeoloji ve Jeofizik diye çevirebiliriz. O jeodezi kısmı biraz şeydi. Hoca ve benim çalıştığım konu spesifikti Miami'de. O yüzden arkadaşlar öyle bir bölümü internet ararlarsa bulamazlar ama Marine Geology ve Jeofizik diye ararlarsa bulabilirler. Onun haricinde ben teşekkür ediyorum. Sözü bana verdiğiniz bana ve beni bugün buraya davet ettiğiniz için. Az önce de bahsettiğim gibi ben size arkadaşlarım bana sordukları ve benden yapmamı istedikleri webinar soru cevap genel olarak benim kariyerimden bahsetmek üzere neydi? Ben de bunu genelde daha önce bir iki üniversitede de arkadaşlar rica etmişlerdi. Böyle küçük bir sunum hazırladım. Daha kolay oluyor bazı foto şeyleri görsel olarak gösterip üzerine konuşmakta. O yüzden size bugün ilk önce jeodezi nedir sorusuyla başlayacağım. Aramızda jeodezi olcu olmayan ya da bölüme yeni başlamış arkadaşlar ya da farklı alanlarda çalışan arkadaşlar varsa diye. Jeodezi nedir diye baktığınızda ilk önce Wikipedia'da şöyle tek bir cümle ama çok uzun bir cümle biraz da okudukça karmaşıklaşan en azından benim anladığım jeodezi anlamında karmaşıklaşan bir cümle görüyorsunuz. Ben burada yalnızca üç tane şeyi size dikkatinizi çekmek istiyorum bu uzun cümlenin içerisinde. Bir, jeodezi koordinat sistemlerini tanımlayan, mekansal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve bunların zamana bağlı değişimlerini izleyen ana bilim dalı diyebiliriz. En azından benim çalıştığım alanlarda ben bu üç önemli özelliğinden faydalanıyorum jeodezinin. Bunları yapmak için de farklı yöntemler var. Uzay jeodezisi dediğimiz, uydu jeodezisi dediğimiz yöntemlerin çok farklı veri kaynakları var. Bunlardan en bilinenin GPS uyduları. Daha sonra uydu altimetresi, SLR, Satellite Laser Ranging dediğimiz özel uydulara yapılan gözlemler, o yörüngedeki, VLBI gibi kuasarlara yapılan gözlemler, Doris gözlemleri, Low Earth Orbit dediğimiz LEO, GRACE gibi örneğin yer çekimi üzerine çalışan uydular var. Ya da Ay'a yapılan gözlemlerle hassas konum belirleme ve jeodezik olarak mekansal bilgilerin koordinat sistemleriyle ve zamanların değişimleriyle incelenmesi üzerine çalışılabiliyor. Bunlardan en genel olanı GPS demiştim hepimizin bildiği. GPS nedir aslında sorusunu sorarsak GPS 30 üzerindeki uyduyla 7/24 veri sağlayan ve uzun süreli veya sürekli ölçümler ile milimetre hassasiyetinde konum bilgisi elde edebildiğimiz bir sistem. Şu anda da zaten GPS bir Amerika'nın kurduğu bir sistemdi. Global Positioning System diye. Daha sonra buna eklenen Avrupa Birliği'nin ve Çin'in farklı uydu sistemleriyle de beraber biz bu konum belirleme ve navigasyon üzerine çalışan uyduların hepsinin toplandığı sisteme GNSS diyoruz. Global Navigation and Satellite System. Türkiye'de de şu anda çalışmakta olan ve geçtiğimiz 15 yıl içerisinde yapılmış olan ve halen aktif olarak devam eden bir TUSAG'a aktif
ağı var. Bu TUSAG aktif ağı daha öncesinde şu anda şeyde çalışan endüstride, bu bizim alanımızda, bu büro hizmetleri ya da inşaat hizmetleri ya da farklı alanlarda çalışan harita mühendislerinin aktif olarak kullandığı ve real time kinematik dediğimiz yöntemin, yani aynı eş zamanlı kinematik yöntem dediğimiz GPS yönteminin ihtiyacı olan bir sabit istasyon ve gezici istasyon ihtiyacının sabit istasyonun bu TUSAG aktif sistemiyle sağlanması ve böylelikle mühendislerin yalnızca bir gezici istasyon kullanarak Türkiye genelindeki bir ağ bağlı sistem üzerinden hassas konum bilgisi almasına izin veriyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda burada gördüğünüz gibi ben daha çok yer bilimleri alanında olan kısmında ilgilenmiştim. Üçüncü sınıftan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve Uğur Doğan hocamız vardır orada. Halen kendisi profesör olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ndedir. Onun bir Marmara kampanyası ölçümleri vardı. Marmara bölgesindeki deformasyonları, tektonik deformasyonları belirlemek üzere. Ben de bu kampanyalar aracılığıyla GPS ölçümlerine giderek uzun süreli 10 saatlik, 7 saatlik ölçümler yaparak ilk tektonik ve deprem jeodezinin yersel uygulamalarına girmiş oldum. Ve burada da bir örneğini görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bu İznik civarında bir nokta olması lazım. Ama bunun gibi tabii ki farklı yerlerde, farklı zamanlarda İşte yol kenarındaki duvarlara tırmanmak gibi şeyler de gerekebiliyordu. Yol çalışmalarının mevcut GPS noktalarını biraz şey konumlarda bırakmalarından dolayı, ilginç diyelim, ilginç konumlarda bırakmalarından dolayı ya da bunun gibi daha uzakta ve ulaşılması güç olan yerlere gitmek için de farklı ulaşım araçlarından da yararlanmak zorunda kalabiliyorduk. Ama bu bütün bunların sonucunda elde edilen bunun gibi Uğur Doğan hocamızın yayınladığı 2006 yılında Marmara bölgesine ait hız alanını belirleyen bir çalışmaya arazisinde katkıda bulunmuş olmak ve çalışmış olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Ben de bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde Haluk Özener hocamızla, şu anda kendisi Kandil Rasathanesi'nin müdürü olan Profesör Doktor Haluk Özener hocamızla bir yüksek lisans yapmaya başladım. Bu yüksek lisans sürecinde de İzmir yakınları, Seferihisar yakınlarındaki Tuzla Fayı'nın gerinim dediğimiz strain birikimi üzerine bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda hatta geçen hafta aldığım e-mail üzerine 9 yıl, çalışma bittikten 9 yıl sonra ancak vakit bulup tamamlayabildiğim için kabul edildi yayınlanmak üzere. O yüzden bu da yeni bir yayın olacak, çok kısa bir sürede basılacak. Ama burada gördüğünüz üzere Seferihisar Fayı İzmir'den biraz daha güneyde kalan ve Seferihisar'dan içeri doğru uzanan bir fay ve bu soldaki görüntüde 2000 pardon 1900 ve 2020 yılları arasında olmuş 4 üzerindeki depremleri görebiliyoruz. Her bir daire bir depremi, dairenin rengi depremin olduğu derinliği ve dairenin büyüklüğü, çapı da depremin büyüklüğünü temsil ediyor. Burada yaptığımız 2009-2012 Pardon, burada yaptığımız 2012 yılına kadar devam eden 2009 ve 2012 yılları arasında yapılmış GPS, kampanya GPS dediğimiz belli dönemlerde, zamanlarda gidip ölçmek üzerine çalışan kampanya GPS yöntemiyle hız alanlarını belirledik yine. Ve buradan gerinim birikimini hesapladık. Bu arazi süreçleri de gördüğünüz üzere her zamanki gibi arazi şeklinde, bazen çamur içinde, bazen yağmur altında oldu. Ama yine her zamanki gibi bir jeodezinin en güzel yanlarından olan doğayla iç içe olma gibi imkanlar sağladı bana ve bugün aslında çok severek yaptığım kamp yapmak, doğayla beraber olmak gibi şeylerin bu dönemde de aslında başladığını söyleyebilirim. Onun haricinde Van depreminden sonra 2011 yılında Van'a bir arazi ölçümüne gittik. Depremin hemen sonrasındaki kosismik yer değiştirmeyi belirlemek için. Ve gördüğünüz üzere kış aylarında olmasından dolayı bazı zorlu koşullarda farklı derinlikte karlı yerlerde ölçümler yaptık. Bu kadar Van ve de soğuktan iş yaptıktan sonra ben doktoramı biraz daha sıcak bir yerde olan biraz daha sıcak bir yer olan Miami'de yapmak üzere University of Miami'ye gittim. Ve 2013 pardon
2013 Temmuz ayında Miami'ye gittim. 2014'te resmi olarak doktorama başladım ve 2018 Ekim'de de doktora savunmamı yaptım. Bu doktora da çalıştığım konu INSAR ve INSAR'ın üzerindeki troposferik etkilerdi. Ve bunların yersel deformasyonlara uygulanmasıydı. INSAR nedir diye soracak olursak, INSAR radar uyduları tarafından toplanan verilerin kullanılması ile yeryüzündeki oluşan deformasyonların milimetre hassasiyetinde belirlenmesi diyebiliriz. Örnek olarak burada gördüğümüz bir uydunun bir geçiş sırasında aldığı bir SAR görüntüsünü görebiliyoruz. Bu görüntü ikinci geçişte bu tekrar burada bir yer değiştirme olduğu zaman bu iki görüntünün arasındaki farktan o geçen süre içerisindeki iki farklı geçiş arasındaki oluşmuş deformasyonu, yer değiştirmeyi belirleyebiliyoruz. Bunu ikiden fazla yaptığımızda ise bu geçiş sayılarını arttırdığımızda ise bir zaman serisi ortaya çıkartıp bu zaman serisini kullanarak bir deformasyon trendi belirleyebiliyoruz. INSAR konusu özellikle size başka bir görüntü gösteriyordum genelde ama özellikle dün çıkmış olmasından dolayı beni de çok heyecanlandırdı. Science dergisinin kapağında radar devrimi adıyla bir makale yayınlandı, bir kapak konusu edildi ve uyduların gözlerinin dünyadaki küçük değişimleri izlediğinden bahsetti. Burada aslında çok güzel görseller de kullanmışlar. Eğer imkanınız varsa Science dergisinin dün yayınlanmış olan ne denir? Ekine, dün yayınlanmış olan volümüne bakmanızı tavsiye ederim. Solda Rulers of Earth diye gördüğünüz dünyanın cetvelleri diye bahsediliyor ve yine az önce bahsettiğim gibi INSAR'dan ilk geçiş ve ikinci geçiş arasındaki yersel farktan faydalanıldan bahsediyor. Sağ tarafta gördüğünüz figürde ise bunların hangi şeylerde kullanılabileceğinden bahsediyor. Örneğin depremler, yanardağlar, buzullar, su kaynakları, altyapının gözlemlenmesi ve doğal afetler. Bunlardan faydalanabiliyor. Ve artık 2021'e geldiğimizde baktığımız zaman daha önce 2002'de başlamış olan bu uydu çalışmalarının devletler tarafından başlatmış olan bu SAR uydusu çalışmalarının 2018 yılında ICEYE isimli şirketin kendi özel uydu takımını göndermesiyle artık commercial dediğimiz yani ticari bir konuma geldiğini görüyoruz ve günümüzde giderek artıyor bu. Şu anda en popüler olan ve ESA tarafından geliştirilmiş olan Sentinel-1 uydusu hem verisinin bedava olması sebebiyle hem de 6 ila 12 gün arasında değişen 6 ya da 12 gün olan tekrar geçiş, tekrar ziyaret süresiyle bilimsel alanda da en fazla kullanılan uydu. Bu INSAR'ın uygulaması ilk olarak 1992 yılındaki Landers depremiyle oldu ve 1993 yılında Masonet ve diğerleri tarafından yayınlandı ve o zaman da Nature dergisinin kapağında bu görüntüyle verilmişti. Daha çok bizimle ilgili olan 1999 depreminin INSAR görüntüsüne baktığımızda ise göreceğimiz görüntü bu şekilde ve bu şekilde yayınlandı. Burada her bir maviden kırmızıya olan renk değişimi 28 milimetrelik yani yaklaşık 3 santimetrelik bir yer değiştirmeyi temsil ediyor. Burada bu her maviden kırmızıya atlamayı saydığımız zaman da toplam 1999 depremi sonunda olmuş yer değiştirmeyi hesaplayabiliyoruz. Ben doktora tezimde sol tarafta gördüğünüz yine benzer bir figür çizmiştim ama bu sabah gördüm Science dergisinin çizimlerini. Onları daha çok beğendiğim için onları da eklemek istedim. O aynı şeyi anlatıyoruz ve birinci ve ikinci geçiş arasındaki faz farkından bahsediyoruz. Sağ tarafta ise benim doktora çalışmamın ana sonucu olan geçiş süreleri arasındaki farkların ne kadar bir hassasiyetle bizim deformasyonu belirleyebileceğimiz üzerine bir çalışmaydı. Ve yaptığım çalışmanın sonucunda da bu figür bize örneğin Sentinel-1 uydusunun 2 santimetrenin altı, 2 pardon, yılda 2 milimetrelik bir hassasiyetin altına inebilmesi için 5 yıldan daha uzun bir süre veri toplaması gerektiğini gösterdi.
Daha sonra doktora sonrası araştırmacı olarak ya da postdoc olarak NASA JPL'e katıldım. Burada da bir yıl boyunca Amerika'nın doğu yakasındaki şehirlerde, büyük birkaç şehirde, Güneydoğu yakasında, Güneydoğusundaki büyük birkaç şehirde yatay yer değiştirmeleri, düşey yer değiştirmeleri belirlenmesi üzerine çalıştım. Bu çalışmanın önemi yükselen okyanus sularıyla beraber, iklim değişikliğiyle beraber okyanus sularının yükselmesinden kaynaklı bir sea level rise dediğimiz bir günlük ya da şeyde oluşan sel baskınları oluyor. Günlük olarak oluşan herhangi bir yağmur ya da herhangi bir doğa farklı bir meteorolojik etkinlik olmadan oluşan sel baskınları oluyor. Ve bu baskınların giderek 1990, 80'lerden 90'lardan günümüze kadar giderek arttığını, bu baskın sayılarının günlerini görebiliyoruz. Örneğin bu örnekte Norfolk, Virginia'da güneşli bir günde sokakların suyla su basmış olduğunu görebiliyoruz. Sadece bu Virginia'da değil, Güney Carolina, Kuzey Carolina gibi farklı yerlerde de bu tarz problemlerin yaşandığı rapor ediliyor. Bizim amacımız bu bölgede okyanustan kaynaklı, suların yükselmesinden kaynaklı sel baskınlarının yanında ayrıyetten bölgede yapılan yeraltı sularının kullanımı, yer altındaki gaz, doğal kaynakların kullanımı gibi sebeplerden dolayı oluşan şehirlerdeki çökmenin miktarını da belirleyerek aslında bir bağıl deniz yükselmesi, deniz seviyesi yükselmesi etkisinin tam olarak hesaplanması üzerine bir çalışmaydı. Buna şöyle kısaca bir örnek verebilirim. Yılda 2 milimetre deniz seviyesi yükselirken aynı anda da yer ya da karalar 2 milimetre hızla çöküyorlarsa aslında planlanması gereken 2 milimetrelik bir yükseliş, deniz seviyesi yükselişi değil, 4 milimetrelik bir deniz seviyesi yükselişi için planlanma yapılması gerekiyor. Bizim amacımız da bunun kara kısmını belirleyebilmek. Bunu belirleyebilmek için ilk önce tabii ki bölgedeki devamlı GPS istasyonlarını kullanmak istedik. Fakat baktığımız zaman GPS istasyonları bu kadar geniş bir alanda birbirlerinden onlarca kilometre uzaklıklarda ve her ne kadar zamansal olarak çok büyük hassasiyetle bize veri verebilseler de mekansal olarak birbirlerinden çok büyük uzaklıkta ve bazı şehirlerde yalnızca bir tane gibi gözüken bize çok yersel olarak hassas bir yüksek çözünürlük vermeyen veriler. Biz de bunun için INSAR interferogramları kullanmak istedik. INSAR yöntemini kullanarak yapmak istedik. INSAR'ı kullandığımızda da şu solda gördüğünüz gibi interferogramlar aracılığıyla bu gördüğünüz bir interferogram buradaki herhangi bir karenin ya da bir çerçevenin tamamını kaplayan bir interferogram ve biz 1, 2, 3, 4 farklı çerçevede bunlardan yüzlerce interferogramı kullanarak bir zaman serisi oluşturup bölgedeki çökmeyi belirledik. Ben daha sonra Temmuz ayında yeni inşa edilmekte olan SWOT, Surface Water and Ocean Topography, yüzey suları ve okyanus topografyası ismiyle inşa edilmekte olan yeni bir uydunun projesinde kalıcı olarak ve bir kadroya girdim ve o proje üzerinde veri değerlendirme algoritmaları geliştirmeye başladım. Bu proje şu anda halen devam etmekte ve uydu henüz inşa aşamasında. Yaklaşık gördüğünüz gibi bir yıllık gibi bir süre var uzaya gönderilmesi için ama pandemi dolayısıyla bunun ne kadar erteleneceğini henüz bilmiyoruz. Bu uydunun özelliği de aynı anda iki antenden görüntüyü alacak olması ve bu şekilde de pardon, gönderdiği sinyali aynı anda iki farklı anten üzerinde toplayıp interferometriyi yersel değerlendirmede değil de uzayda yapacak olmasından kaynaklanmakta. Bunun önemi radar uydularının aslında okyanus üzerinde, sular üzerinde çok sağlıklı veriler vermemesinin sebebi olan zaman farkı probleminin önüne geçmek ve karadan biraz daha okyanuslara doğru geçtiğimi söyleyebiliriz sanırım ama halen karayla olan bilimsel çalışmalara da devam etmekteyim. Onun haricinde ben size biraz JPL'den bahsetmek istersem bu fotoğrafta gördüğünüz JPL'in kampüsü bizim çalıştığımız ofislerimizin olduğu yer. JPL 1930'larda Pasadena, Los Angeles'ta
Pasadena'da, Los Angeles'ın Pasadena semtinde kurulmuş olan bir merkez. Ve daha sonra 1950'lerde NASA'nın Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'nin kurulmasıyla NASA'ya bağlanmış olan bir. Aslında Caltech, California Institute of Technology, California Technology Institute'un bir parçasıyken daha sonra ayrılıp ilk önce orduya, daha sonra da NASA'ya bağlanmış bir laboratuvar. O yüzden halen Caltech'le olan organik bağı devam etmekte. Örneğin en son JPL'de yapılan ve insanların heyecanlandıran çalışmalardan en sonuncusu Perseverance'dı. Geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderildi, Mars'a gönderildi ve şu anda Mars'ın yüzeyinde bize görüntüler gönderiyor ve bilgiler toplamaya başladı bile. Perseverance'ın önemi şu ana kadar dizayn edilmiş, yapılmış, en gelişmiş gezegenler arası rover dediğimiz robot olması. Artı bir de üzerinde bir arkadaşı olan Ingenuity helikopterini taşıması özellikle ön plana çıkıyor. Ingenuity'nin özelliği de ilk kez dünya dışındaki bir yerde havada bir şey uçuracak olması insanlığın. Onun haricinde Perseverance'ın inişinde gönderilen, eminim hepiniz görüntüleri internette görmüş ve izlemişsinizdir ama bu uzay, şurada dikkatinizi çekmek istediğim şu üç kablo ile aslında aşağı yumuşak bir şekilde indirilmesini gösteren bu havasal vinç ya da hava vinci, sky crane dediğimiz sistemin bir mühendislik harikası olup bu sefer de çalışması herhangi bir hasar vermeden ve düzgün bir şekilde yumuşak bir iniş sağlaması oldu. Onun haricinde de yerden şu anda jeolojik olarak yorumlanmaya çalışılabilecek ya da etrafındakileri tanıması için fayda sağlayabilecek yüksek çözünürlük görüntüler de göndermeye başladı. Tabii kendisinden önce Curiosity Mars'a gitmişti. Yine her ne kadar birbirlerine şekil olarak çok benzeseler de tamamen farklı aygıtlar, tamamen farklı bilimsel araştırma ekipmanları var üzerlerinde. Onun haricinde örneğin Juno çok önemli ve çok popüler bir çalışmaydı. Jüpiter'e gönderilen Juno uydusu ve onun dışında dünya gözlemi için yapılan SMAP, Soil Moisture, yer nemliliği, karaların nemliliği üzerine bir gözlem yapan uydu da çok bilinen ve bizim alanımızda da kullanabilen bir uydulardan bir tanesi. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve beni bugün buraya davet ettiğiniz için. Sorularınız varsa, bilimsel de olabilir, benim kariyerimle de ilgili olabilir. Hangisinden isterseniz cevaplayabilirim size. Teşekkürler. Emre Bey, biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Öncelikle size de bahsetmiştim. Arkadaşların formla birlikte yazdığı soruları var. İsterseniz ekranda yansıtabiliriz ya da ben de size iletebilirim. Nasıl isterseniz, sizin için nasıl daha uygunsa. İsterseniz yansıtabiliriz. En azından diğer arkadaşlar da görmüş olur. Çünkü cidden çok ve güzel sorularımız var. Ben küçük bir kısmını sanırım sen benimle paylaşmıştın. Orada gördüğüm kadarıyla benim kariyerimle ilgili sorular var. Onlardan da başlayabiliriz ya da Perseverance ile ilgili sorulara benim cevap vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü ben üzerine çalışmadım ve hani başta da söylediğim gibi hani ben NASA'yı da temsilen ya da JPL'i temsilen de burada değilim. Ben daha çok işte bir hocanız, bir abiniz, bir sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş, sizin okuduğunuz bölümü okumuş birisi olarak buradayım. O yüzden Perseverance ile ilgili sorularınızı bildiğim kadarıyla cevaplayabilirim. Öncelikle ilk sorumuz, NASA'da harita mühendislerinin yeri var mı? Varsa aktif olarak nerelerde rol alırlar şeklinde bir soruymuş. Zaten aslında bahsetmiştiniz genel anlamda. Şöyle ben özetleyeyim o zaman. NASA'da yapılan harita mühendisliği ya da jeodezi vesaire gibi çalışmaları. Arkadaşlar, jeodezi bölümü her ne kadar ülkemizde çok popüler ve bir bölüm olmasa da aslında bilimsel uzayla ilgili yapacağınız herhangi bir çalışmada ya da bilimsel yapacağınız herhangi bir çalışmada, jeodezi spesifik olarak söylemiyorum, jeodezi ana bilim dalı olarak söylemiyorum bunu, harita mühendisliği, jeodezi fotogrametri mühendisliği olarak söylüyorum. Nerede olduğumuzu bilmek gibi bir problemimiz var bizim. Bu nerede olduğumuzu bilmek illaki dünya yüzeyinde olmak zorunda değil. Rastgele bir soyut bir fotoğraf üzerinde de A noktasından B noktasına nasıl
ulaşılacağını matematiksel olarak ifade etmeniz gerektiğinde de jeodezi biliminin, jeodezi fotogrametri mühendisliği biliminin, harita mühendisliği biliminin temellerine ihtiyacınız var. O yüzden harita mühendislerinin yeri var mı? NASA'da elbette var. Benim radar bilimi ve mühendislik, Radar Science and Engineering bölümünde çalışıyorum. Burada yaptığımız çalışmalar gördüğünüz üzere radar uydularının görüntülerinin kullanılmasıyla zaman içerisindeki yer değişimlerin belirlenmesi ve ilk başta jeodezi tanımına gittiğimiz zaman zaten orada konumsal yersel bilginin zaman içerisindeki değişimin belirlenmesi diye bir tanımımız vardı. O yüzden harita mühendislerinin yeri fazlasıyla var. Hatta eksiği bile var şu anda NASA'da harita mühendislerinin. Eksikliği var. Kusura bakmayın, bazı terimleri, bazı şeyleri kullanırken Türkçe'ye çevirmekte zorlanıyorum. Çünkü Türkçesini bilmediğim için hocalarımızın yanında da Türkçe terimleri yanlış kullanmak istemiyorum. Kusuruma bakmasınlar onlar da. Öğrenci arkadaşlardan da özür diliyorum. Böyle takılıyorum arada bazı terimlerde. Çok önemli değil. Bu arada kendi bölümümüzden de katılan hocalarımız var sanıyorum şu an aramızda. Onlar da yarışa uzak kalmak isterse alabilirler. Kendileri şu an beni neyse. Ben yine ikinci soruyu ileteyim size. Onlar da o sıra eğer söz hakkı almak isterse katılabilirler. NASA'da yer bilimleri konusunda hangi departmanlar var ve sizin görev aldığınız proje nedir? Görev aldığım projeden bahsettim. Onun haricinde SWOT, Surface Water Ocean Topography uydusu şu anda inşa ediliyor. Aktif değil. Yani uzaya gönderilmedi henüz. Onun haricinde bu Science dergisinde yayınlanan makalenin görsellerinin oluşturulduğu görsellerin oluşturulduğu ve bahsettiği proje aslında benim doktora sonrası çalışmamda çalıştığım proje. ARIA projesi. Biz bu proje içerisinde uydu verilerinin, Sentinel-1 verilerinin otomatik olarak değerlendirilmesi ve kullanıcıya direkt interferogramların verilmesi üzerine çalıştık. Ve halen de devam ediyor proje. Aktif olarak veri prosesi yapıp şey yapıyor ve bunu ASF'den Alaska Satellite Facility'nin web sayfasına indirebiliyorsunuz. Yer bilimleri NASA'da JPL'de özellikle Earth Sciences, yer bilimleri diye bir departman var. Onun haricinde yapılan çalışmalar, radar bölümünde yapılan çalışmalar da yer bilimlerine, uydu çalışmaları ise özellikle yer bilimlerine uygun, örneğin işte SMAP gibi, işte soil moisture üzerine çalışan ya da işte farklı NISAR gibi şu anda ya da SWOT gibi yer bilimleri üzerine çalışan uydular inşa ediliyor. O yüzden bunlar oldukça fazla. Bunun haricinde tabii ki NASA, JPL özellikle robotik çalışmalar açısından da çok biliniyor ama sanırım en büyük, en fazla kişinin çalıştığı alan radar ve yer bilimleri alanları NASA'da. Robotik kısmı en büyük kısmı değil JPL'in kişi sayısı olarak. Evet. Kariyerinizin bu evresine hangi süreçlerden geçerek geldiniz? Sanırım bundan biraz bahsettik. İlk önce benim babam da harita mühendisi. Kendisinin Tekirdağ Çorlu'da bir ofisi var. İlk önce işte orada bürodan çalışıp, daha sonra İstanbul'da bir şantiyede çalışıp, ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıp bir yandan yüksek lisansımı yaptım. Ondan sonra doktoraya gittim ve doktora ve doktora sonrası araştırmacı olarak bugün buradayım. Doktora sonrası araştırmacılıktan sonra işe alındım. Kalıcı kadroya geçtim demek daha doğru olur aslında. Evet. Bu arada chatten de bir arkadaşımız soru sormuş sanırım. Mezun olduktan sonra Türkiye'de çalışma deneyiminiz olduysa analiz yapar mısınız? Yurt dışında çalışma ile Türkiye arasındaki fark sormuş kendisi. Bu biraz zor olur çünkü benim yurt dışındaki çalışmalarım genelde değil, %100 akademik ortamlarda oldu. O yüzden yurt dışında çalışmanın tam olarak ne olduğunu benim bahsetmem yanlış olur ve JPL hani özelliğinde ben mühendis unvanıyla çalışıyorum ama ben ve benim çevremdeki bütün mühendislerin de doktorası var. O yüzden hani bu şey değil, yeni mezun üniversiteyi bitirip sadece lisans derecesiyle mühendis olan aslında az sayıda var JPL'de çalışan. Çünkü JPL'de belli konularda bilimsel araştırmayı anlamış, özümsemiş ve bunun üzerine çalışma yapmayı
doğal olarak yapan birisi olmanız gerekiyor. O yüzden daha çok doktoralı insanları tercih ediyorlar. Tabii imkansız değil ama lisansı bitirip girmek, ama Türkiye'den lisansı bitirmiş bir mühendisin JPL'de ya da NASA'da direkt mühendis olarak çalışmaya başlamasını ben çok zor görüyorum. Amerika'dan bir dereceniz varsa, Amerika'da tanınan bir üniversiteden bir derece aldıysanız bu daha kolay tabii ki. Evet, kesinlikle. Lisansta dahil olmak üzere. Bir mühendis olarak gelecek için kendimize ne gibi yatırımlar yapmalıyız? Bir mühendis olarak kendinize yapmanız gereken yatırımları ben öncelikle dil öğrenmek demek bile istemiyorum. Çünkü bu sıfır, yani kural sıfır. Evet. Bir ya da birden fazla yabancı dil konuşmak. Ondan sonra bir ya da birden fazla programlama dilinde kendinizi rahat hissetmek, kendinizi ifade edebilmek, bir iş yapabilmek. Ben bunun için örneğin aşağıda da gördüm sanırım yazılım dili kütüphaneler var mı diye, kendimizi hangi yazılım dilini ön plana çıkarabiliriz diye bir soru var arada. Onun için de şöyle söyleyeyim, ben şu anda Python'la çalışıyorum ve bir radar alanında özellikle bütün geliştirilen yazılımlar Python üzerinden yapılıyor. Onun haricinde R istatistik analiz için duyuyorum, hiç kullanmadım. Python'la ben kendimi daha rahat hissediyorum ve onunla çalışıyorum. R var. Ondan yeni yeni de Julia duymaya başladım. Onu görmedim de kullanmadım da yeni birkaç arkadaşımdan duymaya başladım. Son bir yıldır Julia'ya geçmeyi düşündüklerini ekip olarak. O yüzden o da belki gelecekte daha popüler olacak ama şu anda kesinlikle Python. Evet. Ve zaten şöyle bir gerçek var. Siz eğer kendinizi bir yazılım dilinde, bir programlama dilinde iyi hissediyorsanız, kullanabiliyorsanız başka birisine geçmek sadece zamansal, hani kendinize o zamanı verip bunun üzerine çalışmanız gerekiyor. Başka bir zorluğu yok. Python'da bilseniz, R'da bilseniz, Julia'da bilseniz birisinden birisine geçmeniz ya da öğrenmeniz çok daha kolay olur. Evet, harita mühendisliğinin geleceği var mı? Ben geleceğin mühendisliğinin harita mühendisliği olduğunu söylemek istiyorum buradan. Biraz taraflı bir görüş mü? Evet, ama ben harita mühendisliğinin dünyada geleceğinin çok iyi olacağını düşündüğüm bir konumdayız. Çünkü artık evet. Konum bilgisi ve konum bağlı bilgi her şey. Doğru diyorsunuz. Örneğin başka bir sorumuz var şu an. Boğaziçi'nde jeodezi okumanın iş hayatında artıları oluyor mu? Ben yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisans tezimini çalışırken Haluk Hoca ile beraber çalıştım. Spesifik olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ya da Yıldız Teknik Üniversitesi diye ayırmak istemiyorum ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumanın iş hayatı olarak düşünürsem artıları oldu mu? Evet. Mesleki terimleri ben o zamandan Boğaziçi Üniversitesi %100 İngilizce olduğu için ben İngilizce bir tez, yüksek lisans tezi yazdım. Ve o zamandan daha İngilizce konusunda kendimi rahat hissetmem ve bu konuyu halletmiş olmam gerekiyor. O yüzden Boğaziçi'nde okumuş olmanın bana katkıları oldu. Boğaziçi Jeodezi ana bilim dalı yüksek lisans ve doktor, sanırım emin değilim şu anda. Lisans değil ama yüksek lisans ve doktora eğitim veren ya da lisans üstü eğitim veren bir yer. İş hayatından kastınız Türkiye'deki iş hayatı ise eğer, ben Türkiye'deki iş hayatından aslında akademideki iş hayatına geçen bir insan olarak bunu yargılamam, sorgulamam yanlış olur. Genel anlamda ama şunu söylemek istiyorum. Ne okuduğunuz üniversite, ne yaşadığınız yer, ne yaptığınız günümüz dünyasında çok önemli değil aslında. Siz kendinizi bu etiketlerden kurtarıp kendi etiketlerinizi kendiniz yarattığınız zaman, örneğin bir programlama dilinde çok kendinizi geliştirip o komünitelerde, o alanlarda aktif olan kişilerle beraber, yani programlama dili öğrenmek şey değil. Bir yabancı dili öğrenip o yabancı dili konuşmak gibi değil. Bir programlama dili bilmek artı bu programlama dilini bir amaç için kullanmak önemli. O yüzden bu harita mühendisliği alanında jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, işte ölçme bilgisi, ana bilim dalları gibi yerlerde ne çalıştığınız ne yaptığınız değil, daha çok hangi üniversiteden mezun olduğunuz değil, sizin ne yaptığınız, kendinize ne kattığınız önemli. Yoksa ben eminim Türkiye'de işte Kocaeli Üniversitesi de, Boğaziçi Üniversitesi de, başka üniversiteler de size zaten ihtiyacınız olan temel
bilgiyi verecek. Ve şeyi de hiçbir zaman buradaki öğrenci arkadaşlarımıza, buna özellikle yeni başlayan da öğrenci arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Siz hocalarınızdan bilgiyi talep eder konumda olmanız gerekiyor. Hocalarınız size bir şey öğretmek için çaba sarf etmemeli. Siz hocalarınızdan öğrenebileceğiniz en fazla şeyi öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz. Çünkü siz en çok zamanınızı harcıyorsunuz orada ve yani şöyle söyleyeyim, akademide de bulundum. Şey yani üniversitede hoca olarak çalışma şey pardon, profesör olarak çalışmadım, girmedim ama işte derslere girdim. University of Miami'de şey yaptım ve olay sizin kendinize ne kattınız? Ben oradaki derse yer veren profesörlerden de kendim işte teaching assistant olarak girdiğim derslerden de biliyorum ki dersler olmasa hocalar çok daha mutlu olurlar. Çünkü kendi araştırmalarını yapacak süreler olur. Ama bir hoca da hiçbir zaman kendisinden bilgiyi, bilimi talep eden bir öğrenciyi geri çevirmez. Siz isteyin, çalışın ve insanlardan bir şeyler talep edin. Bu şekilde nerede olduğunuz, hangi üniversitede olduğunuz önemli olmadan en iyisini siz öğreneceksinizdir. Kesinlikle. Rowley ile ilgili bildiği her bilgiyi merak ediyorum demiş bir arkadaşımız. Bunu soran arkadaşımız muhtemelen benden daha çok biliyordur. Büyük ihtimal. Ama bu rover, sunumda da bahsettiğimiz üzere şu anda yapılmış en gelişmiş rover ve orada bazı örnekler toplayacak. Hatta bu örneklerden bir kısmını kendi içerisinde saklayacak. Ondan sonra gelecekte belki olabilecek olan bir geri dönüş göreviyle de bir ihtimal geri getirme ihtimaline karşı saklayacak bunları. Amacı tabii ki oradaki geçmişte var olma ihtimali olmuş olan yaşama dair izler aramak. Bunun için seçilen bölgede yine daha uydu fotoğraflarından seçilip görüldüğü üzere şey olan bir bölge. Geçmişte su olduğu tahmin edilen bir bölge ve şu anda bildiğimiz anlamıyla hayatın oluşması için suyun olması gerektiğini bildiğimizden dolayı orayı incelemek üzere gönderildi. Evet. NASA'da çalışabilmek için neler yapmalıyız ve NASA yolculuğumuz nasıl başladı? Sunumlarınızı aslında Cevapladım çoğunu zannediyorum ama özel spesifik olarak merak ettiğiniz bir şey varsa onu cevaplayabilirim. arkadaşlar şu an bu soruları soranlar eğer yayındalarsa mikrofonunuzu da açıp sorabilirsiniz bu arada çekinmeden. Söylemek istedim. Evet, Sevda hocamız sanırım söz almak istiyor. Merhaba hocam. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben araştırma görevlisiyim bölümde. Gravity alanı ile ilgili çalışıyorum. Bölümümüze sağladığınız katkı ve vizyon için teşekkür ederim. Ayrıca başarınızla ilgili de tebrik ederim. Sormak istiyorum. Gelecekte hem öğrenciler için de benim için de faydalı olması açısından gelecekte mesleğimizi ilgilendiren gelişmeler neler olabilir? Mesela küresel iklim krizi belki en önemli başlık GPL için. Bunlar için en öngörünüz nelerdir? Mesleğimizle olan ilişkisi mi yoksa bilimsel anlamda Yani yeni ilgili teknolojiler hangi yönde gelişecek? Mesela küresel mi? iklim krizine yönelik yapılan çalışmaları sınıflandırabilir misiniz? Şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz aylarda Sentinel-6 uydusu gönderildi. O şu anda mesela şey yapacak, çalışmaya başladı. Şu an kalibrasyon aşamasında yanlış bilmiyorsam. Sentinel-6 uydusu da mesela direkt okyanus yüzeyindeki yükseklikleri ölçecek devamlı olarak ve zaman içerisindeki bunların değişimini hesaplayacak. Benim çalıştığım proje Sentinel-6'dan farklı olarak görsel optik değil, SAR radar verisini kullanarak bunu yapacak. Bunların birbirlerine karşı yani şöyle söyleyeyim optik veri ve radar verisi arasında birbirlerine karşı olan üstünlükleri iki farklı uydu yapmaya yeterli bilimsel olarak yeterli bulundu. O yüzden görüntü işleme yani şimdi şey diyemiyorum sadece şu olacak ya da sadece şuna yönelin diyemiyorum. Çünkü görüntü işleme de bilmek gerekiyor. Jeodezi de bilmek gerekiyor. Programlama da bilmek gerekiyor. Yani üretilen veriyi hem değerlendirebileceksiniz,
hem de çıkan sonuçların ne anlama geldiğini anlayabilecek ve bunu yorumlayabilecek bir konumda olmak gerekiyor. Bunların olması için de tabii ki bunların hepsinde uzman olamaz hiç kimse. Ama en azından bir tanesinde uzman olarak geri kalan kısmı da başka bilim insanlarıyla, başkalarıyla işbirliğinde bulunarak çözünebilir. Bizim mesleğimiz açısından ben arkadaşların geçmişte yapılan, benim babam da harita mühendisi, bürosu var. Babam, ben üniversiteye başladığım zaman babamların çalışma yöntemiyle şu anda çalışma yöntemleri arasında dağlar kadar fark var. Ve bu geçen süre işte 15-20 yıl gibi bir süre. Şimdi buradan baktığımız zaman önümüzdeki 15-20 yılda bu daha da farklı bir konuma gelecek. Ve biz şu anda işte radar uydularıyla milimetre hassasiyetindeki yer değiştirmeleri, depremleri, işte şeyleri, yanardağları tespit edebiliyoruz. Arkadaşlara tavsiyem gelecekte de kendilerini mevcut teknolojilerle sınırlandırmamaları ve vizyonlarını açık tutup mümkün olduğunca halen geliştirilmekte olan teknolojilere de ilgi duyup onları da en azından akıllarının bir köşesine yazıp takip etmeleri ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri. Örneğin işte drone'la yapılan çalışmalar şu anda sanırım daha popülerleşmeye başladı. JPL'in durumu biraz daha farklı. JPL daha şey oluyor, işin mühendislik ve bilim kısmı oluyor. O yüzden belki şeydeki arkadaşlara tam normal piyasada çalışmak dediğimiz endüstriyel anlamda çalışmak isteyen arkadaşlara uzak gelebilir ama tavsiyem o alanda da çalışmak isteseler kendi alanlarında yapılan yeniliklere kulaklarını ve akıllarını açık tutup üzerine çalışmaya devam etmeleri. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizin çalışma alanınız gravite demiştiniz. Grace uydularıyla çalışıyorsunuz sanırım. Jüvit belirlemekle ilgili çalışıyorum. İşte Gauss uydularında şu an gravite gradimetrelerini katarak regional jüvit belirlemeyi iyileştirme çalışmasıyla ilgili çalışıyorum. Çok güzel. Çok güzel bir alan. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu arada chatten de sorular geliyordu. Öncelikle şu formdaki soruları bir hallettikten sonra chat'e sonra dönmek istiyorum. Yurt dışında mesleğini yapmak isteyenlere neler yapmasını önerirsiniz demişler. Mesleğinizi iyi yapın. Yabancı dilinizi iyi öğrenin. Gerisi de şanslınızı zorlayın. Başka bu üçünü yaptığınız sürece yurt dışında da yurt içinde de başarılı bir noktaya varacağınızı düşünüyorum. Sizce ülkemizden bir harita mühendisinin NASA'ya yolculuğu mu yoksa Perseverance'ın Mars'a olan yolculuğu mu daha zorlu demişler? Ben Perseverance'ın daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Perseverance'ın NASA'ya gitmesi için yüzlerce insan, onlarca 10 yıldan daha uzun bir süre çalıştı. Ben tek başıma çalıştım. Tabii ki hocalarımın destekleri oldu ama hani yüzlerce insan ben NASA'ya gideyim diye çalışmadı. O yüzden Mars'a gitmek daha zor. Bu alana yönelmeye nasıl karar verdiniz? Hangi programlama dillerine ağırlık verdiniz? Ve öğrencilere bu konuyla ilgili vereceği tavsiyeler nelerdir demişler? Ben bu alana nasıl yöneldim? Ben bu alana 1999 depremini yaşadım. 13 yaşındaydım o zaman. Ben 1986 doğumluyum. 13 yaşındaydım 99 depremi olduğunda. Ve her ne kadar Tekirdağ'da çok fazla hissedilmese de çok büyük bir facia şeklinde yaşanmasa da bilmiyorum aramızda yaş arkadaşlar hatırlıyor musunuz ya da belki o zaman doğmamıştınız bile bir kısmınız. Gerçekten televizyonlarda ve şeylerde gördüğümüz çok yıkıcı bir depremdi ve ülkemizin geçmişinde çok büyük hasarlar zihinsel hafızasını yani duygusal hafızasını çok büyük hasar bırakan bir süreçti o 1999 yılı. O yüzden ben o zamanlar deprem ve tektonik alanında merakım gelişmişti. Daha sonra jeodezi ana bilim dalına ya da jeodezi fotogrametri mühendisliği bölümüne girdikten sonra da benim bu konuda yapabileceğim bir şeyler olduğunu fark edip ben bunun üzerine çalışmak istedim. Ondan sonra işte Uğur Doğan hocamızın kampanya çalışmalarına katıldım. Daha sonra işte Boğaziçi Üniversitesi'nde Kandidat Satanesi'nde özellikle doktora yüksek lisans yapmak isteme sebebim tektonik üzerine çalışmaktı. Bu alana yönelmeye yani tabii ki ondan sonra işte GPS, INSAR vesaire gibi teknik detaylar tartışılabilir ama bu alana yönelmeye bu şekilde karar verdim. GPS
çok heyecan vericiydi. GPS ile nasıl çalışılacağını biliyordum. Daha sonra araziye çıkmak biraz zor gelmeye başladıktan sonra daha böyle ofiste yapılabilecek insan alanına yöneldim gibi cevaplayabilirim bunu. Sağ olun. NASA'ya giden kariyer adımlarını bizimle paylaşabilir mi? Ben paylaştığımı zannediyorum ama şey varsa, başka açıklamamış bir yer varsa chatten yazabilirsiniz. Mezun olduktan sonra yurt dışında kariyer devamı için bize ne tavsiyelerde bulunursunuz? Çekingen olmayın, az önce de bahsettiğim gibi. Çekingen olmayın. Kendinizi geliştirin. CV'nizi geliştirin. Bu ve bir şeyleri ile dair belge almaktansa bir şeyleri kendi başınıza yapıp başarabilmeyi ön planda bulundurun. Örneğin dediğim gibi şey, bir programlama dilini öğrenip gidip bir Python öğrendi, kursa katıldı belgesi almaktansa bir GitHub açıp, GitHub hesabı açıp orada kendi yazdığınız kodları paylaşmanız ve ondan sonra bir iş başvurusu yaparken de bilgisayar ya da bildiği programlama dilleri kısmına Python yazıp GitHub hesabını verirseniz bu oraya ekleyeceğiniz bir Python eğitimine katıldı belgesinden daha kullanışlı olur. Çok doğru. Evet. Perseverance rover aracıyla beraber neden yalnızca 5 defa uçuş yapabilecek bir helikopter gönderildi? Teknolojimiz bunun için yeterli değil mi? Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Mars'ın atmosferi Dünya'nın atmosferinin %1'i kadar yoğunluk olarak. O yüzden bu ilk bir deneme olarak gönderildi. Ve her projenin, yapılan her projenin bir dizayn edilen, ona göre dizayn edildiği bir yaşam süresi vardır. Ve bu o sürede, o süre içerisinde o hassasiyette çalışması planlanır ve ona göre malzemeler seçilir, mühendislik kısmı ona göre yapılır. Bu helikopterin ilk uçuşu deneme uçuşu olacak. İlk uçuş deneme uçuşu eğer başarılı olursa 4 uçuş daha yapılacak. 4, bu 5. uçuştan sonra yapılacak olan bir uçuş yapması beklenmiyor. Çünkü bir bu ekstra enerji demek, işte enerjisinin şu anda nasıl tam olarak şey olduğunu bilmiyorum. İki, ekstra risk demek orada bir şey kaybetmek üzerine ya da gelip rover'a çarpabilir. Rover'ın bir yerine hasar verebilir. Onlara yani bir sürü farklı etken var. Şu anda planlanan 5 tane ama eğer herhangi bir sorun olmadan %100 başarıya devam edebilirse belki bunu arttırabilirler. Teknolojimiz bunun için yeterli değil mi? Değil. Bilmiyoruz Mars'ta nasıl bir hava ya da şeyle karşılaşacağımızı. Bunları sadece karşıdan gözlemlediğimiz şeylerle modelleyebiliyoruz ve ona göre mühendislik inşaatları yapıyoruz. Evet. NASA'da geometrik mühendisliği bölümü mezunlarının yer alabileceği hangi uygulama alanları bulunmaktadır? Bundan da bahsettiğimi düşünüyorum. Eğer eksik kaldığını düşünürseniz Aslında daha detaylı çoğundan bahsetmiştiniz. konuşabiliriz. Efendim? Çoğundan bahsetmiştiniz zaten sunumlarınızda. Arkadaşların Evet. önceki soruları zaten bunlar. Perseverance'ın Mars'a inişi gerçekten çok heyecan verici. Bu harika olan bir parçası olmak size neler hissettirdi? Ben teşekkür ederim sorunuz için. Gerçekten ben de çok heyecanlandım ve iyi, güzel, heyecanlı bir süreçti. Tuttuğunuz takımın şampiyon olması gibiydi Evet. diyebilirim. JPL'in konusu nedir? NASA'da ne gibi araştırmalarda bulunuyor? Bundan da bahsettiğimi düşünüyorum. Bu noktaya gelirken motivasyonunuz neydi? Benim bu noktaya gelmem, ben işte NASA'da çalışacağım şeklinde değil de biraz hayatın doğal akışı içerisinde oldu. İşte Miami'de doktora yaptıktan sonra şu anda benim haricimde Miami'de doktora yapıp JPL'de çalışan 3-4 arkadaşım daha var. Miami'de çalıştığımız alan, yaptığımız çalışmalar JPL'in bugünlerde şu son 5 yılda 10 yılda yaptığı ve yapmak istediği çalışmalarla biraz paralellik gösteriyor. O yüzden biz halihazırda tecrübeli işte programlama konusunda, radar verisi konusunda tecrübeli olarak mezun olmuş olunca biz JPL'e daha çekici olarak geliyoruz öğrenciler olarak örneğin. O yüzden daha şey olabiliyor. Harita mühendisiyim. Kendimi geliştirmem için neler yapmam gerekiyor? Bunun için Atatürk'ün söylediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Evet. Kendinizi hangi alanda, ne için, ne yapmak için geliştirmek istiyorsanız çalışkan olmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Herkes yeterli zekaya ve şeye sahip imkanlara bile sahip değilse de çalışarak o aradaki farkı mümkün olduğunca kapatabilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz. NASA JPL'de nasıl biz de çalışabiliriz?
Öncelikle gerçekten sizin hayatınızı atfedebileceğiniz bir bilimsel alan bulup yurt dışında, özellikle Amerika'da bir doktora programına girip NASA'da çalışılan ya da JPL'de çalışılan konular üzerinde bir doktora yaparsanız siz de çok uygun ve çekici bir aday olursunuz NASA için. Benim bildiğim 3-4 tane, benim pozisyonum gibi 2-3 tane pozisyon var örneğin, işte sinyal işleme mühendisi olarak geçiyor. Ben 2 yıldır buradayım, 2 yıldır doldurulamadı bu pozisyonlar. Alacak kimseyi bulamadılar. Yani NASA JPL'de nasıl biz de çalışabiliriz'in sorusu, herkesle rekabet edebilecek, dünyadaki bütün herkesle rekabet edebilecek konuma kendinizi getirmeniz ve bunu temsil edip gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Bir harita mühendisi NASA'da neler yapar? Biraz bahsettiğimi düşünüyorum. Evet. Detaylandırmak istersem. Sorular biraz fazlaymış da chatten alırız diye biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar. Türkiye Uzay Ajansı'na KPSS ile alım yapılıyor. NASA'da personel alımları nasıl yapılıyor? NASA'da personel alımları bir, bizim ne işi bizim bir işi yapacak insana ihtiyacımız var. Bunu kim yapabilir? İki, biz bu işi yaptırdıktan sonra bu kişiye başka ne iş verebiliriz? İki tane soruya bakılıyor. Bu iki soru eğer sizin önümüzdeki 10 ila 20 yıllık sürecinizde size hem verecek iş hem şu anda yaptıracak iş bulabiliyorlarsa tabii ki işe girebilirsiniz. Evet. NASA'da jeodezi hakkında nasıl çalışmalar yapılıyor? Bahsettim sanırım. Başarısının sırrı çok çalışmak mı, çok cesaret, yoksa cesaret mi? Teşekkür ediyorum beni başarılı bulduğunuz için arkadaşlar. Çok, her ikisi de diyebilirim ben. Hem çok çalışmak hem de biraz o zamanlar bakıyorum şimdi geriye de şu anda yaşadıklarımın, hani bugüne kadar Amerika'da 7-8 yıldır ben Amerika'dayım. Bugüne kadar yaşadıklarımın çoğunu ben yaşayacağımı düşünmemiştim. Hayal bile etmemiştim. Aklıma bile gelmemişti. Biraz cahil cesareti vardı. Amerika'ya giderim, doktora da yaparım falan şeklinde. Ama onun haricinde çok çalışmayı hiçbir zaman göz ardı etmem. Ben hala gece 11'e kadar çalışıyorum. Çünkü yapacak çok şey var. Evet. Hayatımda bunları yapabildiğim için bu konumdayım diyebileceğiniz türde hangi aşamalardan geçtiniz? Hayatımda bunları yapabildiğim için bu konumdayım diyebileceğim tek bir şey var herhalde. Ben çok inatçı ve meraklı bir insanım. Merak etmekten vazgeçmedim. Ve bir konuda inat etmekten vazgeçmedim. İnsanların hani desteğini aldım almadım, bana yaparsın yapamazsın diyenlerin şeyine bakmadan inat, yani hatta çoğu zaman başaramayarak, başarısızlıklardan tekrar ayağa kalkıp devam ederek şu anda bu konumdayım diyebilirim. Yılmayın, başarısız olabilirsiniz. Başarısızlıklarınızdan da bir şey öğrendiğiniz sürece bu da bir gelişimdir sizin için arkadaşlar. Merak edin ve yılmayın. Evet. Sorularımız bu kadardı, formdaki sorular. Chat'e dönebiliriz isterseniz. Chat'ten de çünkü bayağı bir sorumuz geldi. Ben kaçırdım epey oradan sanırım. Sizin takip ettiğiniz varsa... Evet, ben şu an takip ettim. İlk sorudan itibaren başlıyorum sormaya. Taşkın risk analizi üzerinde çalışma yapmayı düşünüyorum. Tez olarak önereceğiniz yöntem veya kaynak var mı? Keşke SWOT çalışmaları yapılmış olsaydı demişler. Taşkın risk analizi üzerine çalışma yapacak arkadaşımıza tez, yani çok spesifik bir konu. Zannediyorum yüksek lisans tezi olabilir belki. Ama şey, çok spesifik bir konu olduğu için benim bir yorum yapmam yanlış olur şu anda. Ben üzerinde çalışmadım. Bizim kullandığımız veriler INSAR, GPS ve evet, Türkçesini bilmediğim bu deniz seviyesini ölçen deniz kenarlarında yapılmış istasyonlar. Kusura bakmayın. Evet. Mareografi istasyonlarının verileri. Çok teşekkür ederim. Evet. Miami'ye gidip orada doktora yapıp sonra NASA'da çalışmak hepimize çok uzak ve zor geliyordur. Bunu nasıl başardınız? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir e-mail grubu vardı Gmail üzerinden. Orada bazı hocalarımız e-mailleri, kendilerine gelen e-mailleri oraya forward ediyorlardı, aktarıyorlardı. Orada gördüğüm bir, ben zaten yurt dışına gitmek istiyorum şeklinde yüksek lisansa başlamıştım. O şekilde başladıktan sonra hatta Haluk Hoca ile ilk yüksek lisans için bir görüşme süreci oluyor. O süreçte ne yapmak istiyorsun diye sormuştu bana Haluk Hoca. Ben buradan yurt dışına gitmek istiyorum demiştim. Ve dedim sizin için de sizden de ricam, sizden beklentim de bir hocam olarak beni bu konuda bu yönde destek olmanızdı. Ondan sonra
kendim yüksek lisansımın sonuna geldiğimde artık kendim her gün girip şeylere bakıyordum. Bu bahsettiğim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e-mail grubunda da bir hocamız yine, yanlış hatırlamıyorsam ya Bahattin hocamızdı, emin değilim, şey göndermişti, bu bir doktor öğrencisi ilanı göndermişti. O ilandan baktım, hocalarla iletişim kurdum, onlarla görüştüm. Ben hali hazırda TOEFL ve GRE'ye girmiştim zaten. Ha, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şans hazır olanların yakalayabileceği bir şeydir. Eğer hazır değilseniz karşınıza çıkan şansları ya tanıyamazsınız ya da bunları yakalayamazsınız. Ben hocalarla iletişim kurarken zaten yüksek lisansımın son yılında ben TOEFL ve GRE'ye girmiştim. Hocalarla iletişim kurarken hali hazırda elimde böyle bir şey vardı. Bu olduktan sonra da yani bu skorlar vardı. Bu olduktan sonra da hoca bana başvurabilirsin ya da başvur, ben seninle çalışmak istiyorum dedikleri anda ben başvurdum ve çalışmaya beni kabul ettiler. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Evet. NASA JPL'e düzenlenecek bir gezi için NASA'dan özel bir izin almak gerekli midir? Yoksa izin almadan bireysel olarak gezilebilir mi? İzin almak gerekli. Ya içeriden birisinin sizi eskort etmesi gerekiyor, ya da halka açık turlar var, belli dönemlerde, belli günlerde yapılan, belli saatlerde yapılan. Bunlara kayıt olarak, önceden kayıt olarak girip şey yapabilirsiniz. NASA'yı ziyaret edebilirsiniz ama pandemi sürecinde ben de işe gidemiyorum. Biz de evden çalışıyoruz. O yüzden şu anda bunlar da mümkün değil. Sonrasında da ne olacağı belli değil. Çünkü aşı zorunluluğu getirilecek mi, getirilmeyecek mi içeri girecek olan insanlara gibi sorular var, cevaplanmamış. İngilizceyi üniversitede mi öğrendiniz? Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Anadolu Lisesi'nde öğrendim. Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde öğrendim İngilizceyi arkadaşlar. Evet. Üniversitede de hazırlık sınavına girip hazırlığı atladım. Sonra İngilizce 1'i atladım bunları okumadan. İngilizce 2 sınavına çok iyi dikkat etmemişim. İngilizce 2'yi aldım gibi şeyler oldu ama lisede öğrendim. Ortaokul ve lisede öğrendim İngilizceyi. Evet. Amerika'da yaşamanın sizin için en büyük zorluğu ne oldu? Şunu yapmasaydım dediğiniz bir seçiminiz oldu mu? Bu çok, cevabı hem çok uzun hem çok kısa bir soru. Amerika'da yaşamanın en büyük zorluğu ayrı bir soru bence. Amerika'da yaşamanın en büyük zorluğu ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı olmanız. Artı hiç her dili istediğiniz kadar iyi konuşun. Bilmediğiniz bir kültüre, bilmediğiniz bir çevreye gelip hayatınıza sıfırdan başlıyorsunuz aslında. Hiç kimseyi tanımadığınız bir yerde, dilini iyi kötü anladığınız bir ülkede tekrar sıfırdan hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Etrafınızda tanıştığınız insanlarla aynı okullarda okumamışsınız, aynı haberleri takip etmiyorsunuz, aynı spor dallarıyla ilgilenmiyorsunuz. Hayatınız farklı açılardan gelişmiş. Aynı travmaları yaşamamışsınız, aynı çizgi filmleri izlememişsiniz gibi çok farklar olduğu için bunların aşılması biraz zaman alıyor. Bu alışma süreci dediğimiz süreç biraz zaman alıyor. Şunu yapmasaydım dediğiniz bir seçiminiz oldu mu? Ben şu anda bulunduğum konumla, hayatımın bulunduğu konumla hem profesyonel anlamda hem şeyde mutluyum. Ve doğal olarak geçmişte hatalarım elbette oldu ama bu yaptığım hataların da beni buraya getiren, benim şu anda olduğum kişi olmamda etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden şunu yapmasaydım dediğim çok fazla bir şey yok. Evet. Yurt dışında mı yoksa Türkiye'de mi yüksek lisans yapmalıyız diye sormuş bir arkadaş. Tabii ki de bu özel. Bu size bağlı. Yurt dışında şöyle bir gerçek var. Avrupa'da sistem farklı, Amerika'da sistem farklı, Türkiye'de sistem ikisinin arasında gibi bir yerde. Örneğin Amerika'da doktora yapmak için yüksek lisans yapmanız gerekmiyor. Ama şeyde Avrupa'da gerekiyor ama işte bu farklar, Avrupa'da 2 yıl yüksek lisans 3 yıl doktora yapıyorsunuz. Amerika'da direkt 5 yıl doktora yapıyorsunuz yüksek lisans yapmadan, ya da yapmış olsanız da 5 yıl yapıyorsunuz. Öyle bir program var. Hayatınızda ne yapmak istediğinizle, nereye varmak istediğinizle alakalı bir soru bu. Eğer siz Türkiye'de iyi bir çalışma yapabileceğinize inanıyorsanız, bilimsel olarak bir şeyler alabileceğinize inanıyorsanız Türkiye'de yapmanızda fayda var. Yurt dışındaki üniversitelerden daha iyi bilgi ve tecrübe alabileceğinize inanıyorsanız yurt dışına yapmakta fayda var. Ben yurt dışına yapmayı tercih ettim. Çünkü bana hem bir dünya
ya farklı, dair farklı bir vizyon kattı. Hem de farklı kültürlerden, farklı yerlerden insanlarla çalışma imkanı buldum. Ve tabii ki Amerika'da yaşamanın verdiği avantajlardan, yani örneğin ben bu çalışmayı Türkiye'de yapmış olsaydım, doktorada yaptığım çalışmanın aynısını Türkiye'de yapmış olsaydım, zannetmiyorum ki ben NASA'ya postdoc olarak gidebileyim. Çünkü o süreç içerisinde, Amerika içerisinde katıldığım küçük konferanslarla, işte şeylerle, hem insanlar, bu alanda çalışan insanlar beni tanıdı, hem ben onları tanıdım, birbirimizin çalışmalarına aşina olduk. Bunun avantajını inkar edemem. Ama Türkiye'de yüksek lisans yapmak da kötü değil. Ben yüksek lisansımdan çok memnunum ve yüksek lisansım da beni doktora programına kabul ettiren şeylerden biri oldu. Evet. Çalışmalarımdan biri oldu. Şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Uzaya ve teknolojiye büyük ilgim var. Ayrıca Python öğreniyorum. Animasyon programı olan Blender öğreniyorum. Kendi etiketinizi kendiniz oluşturun dediniz. Bu gerçekten çok önemli mi? Çok önemli. CINSAR üzerine bitirme yapıyorum. Şu an sizin bu alan hakkında deneyimleriniz ve çalışmanızı örnek aldığınız bir kaynak var mı? CINSAR üzerine çalışma yapan Caner arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnternette bulduğu her şeyi okumasını tavsiye ediyorum. Ne kadar teknik altyapı, ne kadar teknik olarak detaylı bir çalışma yaptığını bilmiyorum ama, ya da bilimsel uygulamasını yapacak ya da teknik altyapısı üzerine mi çalışacak bilmiyorum ama başarılar diliyorum. Bu konu hakkında da ESA'nın, NASA'nın çok güzel şeyleri var. Hatta bizim de hazırladığımız UNAVCO'nun INSAR workshopları vardı. Onların Jupyter notebooklarının bir kısmını da ben hazırlamıştım hatta. Python üzerinden direkt proses yapabildiğiniz. Onlara kullanabilirsiniz. Bu size hem veri proses etme, hem zaman serisi hazırlama üzerine, hem bilgi olarak, hem bilgi anlamında kaynak verecektir, hem de uygulama yaptıracaktır. UNAVCO'nun, bilmiyorum aranızda şeyler var mı bu şey bilen ama, UNAVCO şeklinde yazıyor. Buradan girip education kısmından INSAR eğitimlerine bakarsanız güzel kaynaklar bulabilirsiniz. Evet. Sanırım benim internetimde de ara sıra kopmalar oluyor ama şu an geliyor sanırım. Sesini ben duyabiliyorum, evet, şu anda. Tamam. Hangi mülakat sürecinden bahsedebilir misiniz demiş bir arkadaşımız ama hangi mülakat, evet, sürecinden bahsediyorsunuz onu bilmiyorum. Ama iş mülakatı 2 gün sürdü. 8 kişiyle birer saat görüştüm. Artı geçmişte yaptığım bir çalışmaya dair 1 saatlik bir sunum yapmam gerekti. Ve birebir çalışacağım insanlardan işte bölüm yöneticilerine, oradan insan kaynaklarına kadar normal bir iş görüşmesiydi. Onun haricinde yüksek lisans ya da doktora görüşmelerinden bahsediyorsa onlara dair de daha detaylı bilgi verebilirim. Evet. TUA sizi ülkeye davet etse gelmek ister misiniz? TUA ne bilmiyorum. Türkiye Uzay Ajansı. Ha. Türkiye Uzay Ajansı sizi davet etse gelmek ister misiniz? Türkiye Uzay Ajansı'nın beni şu anda davet edeceğini zannetmiyorum. Türkiye Uzay Ajansı'nda benim çalıştığım konular üzerine bir şey de görmedim, programlarını da görmedim. Ama ben Türkiye Uzay Ajansı'nın gayet olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İnşallah iyi bir, yani inşallah daha iyi olacak diyelim. Çünkü yani NASA ve ESA gibi ESA gibi özellikle yanı başımızda olan bir şey var. Bunların yaptıkları çok önemli çalışmalar var. Türkiye tek başına bunların seviyesine gelmesi sadece maddi kaynakla değil, biraz da yetişmiş insan potansiyeliyle de oluyor. İnşallah bunun için de zaman gerekiyor. İnşallah önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda daha iyi yerlere gelecektir Türkiye Uzay Ajansı da kurulumundan sonra. Evet, bu mülakat sürecinden bahsedebilir misiniz? Yani arkadaşımı sanırım NASA ile ilgili diyor bunu. Chat'te eklemiş onu. Anladım. NASA ile ilgili olan mülakat sürecim, dediğim gibi ben zaten halihazırda orada doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyordum. Daha sonra yeni insanlarla, yeni proje yöneticileriyle tanıştım. Onlar benimle görüştüler, benden ne istediklerini söylediler. Ben onlardan ne yapmak istediğimi, ne beklediklerini sordum. Bu şekilde bir görüşme oldu. Evet. Doktora size bir yetkinlik veriyor arkadaşlar. Doktora yapmış bir insan olarak bazı konular...
geldi. İç alanında genel olarak LIDAR üzerine çalıştım. LIDAR nokta bulutları üzerine çalışmanız var mı? Ben hiç çalışmadım LIDAR üzerine, LIDAR üzerine arkadaşlar. O yüzden bir yorum yapmam yanlış olur. Çalıştığınız pozisyonda ya da genel olarak harita mühendisliği alanında alınan maaşlar nelerdir? Özellikle Türkiye oranında teşekkür ederim. Amerika'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hiçbir zaman şu mesleğe şu kadar maaş verilir diye bir yaklaşım yoktur. Maaş kişiye verilen bir şeydir. Ve bu aslında bir futbolcunun bonservisi gibi sizin kişisel değerinizi belirler. Ve bu kişisel değeriniz de sizin kendinize kattığınız şeyler ve sizin oyun, işte talebin size ne kadar olduğuyla belirlenir. Benim aldığım maaş da benim Amerikan standartlarında ortalama bir hayat yaşamımı sağlayacak kadar bir maaş alıyorum. Türkiye oranla Türkiye'de şu anda yaşayan bir mühendisin uzun zamandır Türkiye'de bulunmadığım için nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama hayat standartları farklı burasıyla orası arasında. Ben de burada ortalama bir Amerikalı gibi yaşıyorum. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de bir mühendis olarak çalışsam da orada da ortalama bir Türkiye'de vatandaşı olarak yaşayacağım tahmin ediyorum. Tabii bu tamamen yanlış olabilir. Uzun süredir Türkiye'de bulunmadığım için. Göktürk ve benzeri uydular yapılıyor ve işlevine başlıyor ancak ne kullandıkları koordinat sistemlerine ait ne de TR imkanlarıyla yapılıyor. Bunları başarabilecek bilimsel ve teknik donanıma Türkiye'ye sahip olduğuna inanmıyorum. Teknik donanıma sahip olduğu Türkiye'nin sahip olduğuna inanıyorum. Uzay sektöründe atılacak olduğu söylenen adımların gelecek vaat etmediği kanısındayım. Sizin düşünceleriniz neler? Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Bu konuda fikir belirtmek bana çok şey gelmiyor. Çünkü şu anda ortada olmayan bir şey üzerine fikir belirtmek biraz daha profesyonel değil de böyle duygusal ya da politik siyasi bir şey olacağı için ben yaşayıp görmek ve neler yapıldığını, bir şeyler yapıldıktan sonra üzerine konuşmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Planlanan şeyler yapılır, yapılamaz, mantıklıdır, değildir. Bu o planlamayı yapanların tartışıp zaten önümüze koydukları bir şey. O yüzden üzerine çok fazla bir şey planla iş bittikten sonra bir şeyler ortaya konduktan sonra yapıldıktan sonra ya da yapılma aşamasında konuşulması daha iyi bence. Yapılıp ortaya çıktıktan sonra yorum yapılabilir, eleştirilebilir ama şu anda bir şey söylemem çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir gün Türkiye'ye dönüp akademisyenlik yapmayı düşünür müsünüz? Ülkemizin sizin gibi beğeniniz ziyadesi ihtiyacı var. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Ülkemize dönüp akademisyenlik yapmayı düşünür müyüm? Zaman ne gösterecek bilmiyorum. Şu anda düşünmüyorum. Ama bir yandan da Türkiye ile olan bağlantım da kopmuş değil. Hala Haluk Hoca ile Boğaziçi Üniversitesi'nde iletişim halindeyiz. Hatta işte bir makalemiz, bu benim yüksek lisans makalem üzerinden 9 yıl geçtikten sonra tekrar bir toparladık. O yayınlanacak çok yakın zamanda. O yüzden Türkiye ile olan çalışmalara devam ediyorum. Türkiye benim ülkem, benim geldiğim yer. Bütün ailem, arkadaşlarım orada. O yüzden oradan kopmam mümkün değil tabii ki. Yüksek lisans ve doktora mülakatlarınızdan da bahsedebilir misiniz? Yüksek lisans mülakatımı çok hatırlatıyorum dersem yanlış olur ama az önce bahsettiğim gibi hocalarımız benimle oturdular. Sen işte bana birkaç sorular sordu. Zaten bir bilim sınavına giriyorsunuz. O bilim sınavından yanlış yaptığınız sorular üzerine biraz konuşuyorsunuz. Sizin bilimsel altyapınızı ölçüyorlar. Sonuçta siz oraya zaten bir uzman olarak değil, bir öğrenci olarak başvuruyorsunuz. Ama tabii ki belli bir altyapıya sahip olmanız ne kadar başarılı olacağınızı gösteriyor. O yüzden belli bir altyapıyla o altyapınızı hocalar da öğrenmeye çalışıyorlar. Öyle sorular sordu ve onun sonunda da Haluk Hoca'nın bana sordu. Hani tamam biz de yüksek lisans yapmak istiyorsun. Neden yapmak istiyorsun ya da ne yapmak istiyorsun? Senin bizden beklentin nedir diye bir soruydu. Ben de o zaman az önce bahsettiğim gibi size işte tektonik üzerine olan merakımdan ve bunun üzerine bir çalışmalar yapıp daha iyi bir şekilde uzman olmak istediğimden bahsettim. Doktora mülakatı biraz daha şeydi, farklıydı çünkü insar alanında hiçbir tecrübem yoktu. Bilmiyordum ama bu alanda, bu konuda da gerçekten motive olduğumu ve bir şeyler yapmak istediğimi hocama anlatabildiğimi düşünüyorum ki beni kabul etti. Önemli olan insanların sizin yeterli altyapıya sahip olduğunuzu düşünmeleri, buna ikna etmeniz, bunu gösterebilmeniz. Ve bunun üzerine daha fazla çalışmak için, daha fazla şey öğrenmek için, daha fazla şey yapmak için motivasyonunuzun olduğunu göstermeniz. Evet, ondan sonra
Bana sanırım bir direkt mesaj gelmiş. Kendisine şimdi mi cevap vereyim, sonra mı bilmiyorum. O bana yazsın. Arkadaşımız. Ona göre ben şey yaparım, cevap veririm. Teşekkür ediyorum. Stajlarınızı nerelerde yaptığınızı merak ediyorum. Bir arkadaşımız stajlarımı nerelerde yaptım merak ediyormuş. Stajlarımı ben genelde babamın bürosunda yaz aylarında çalışarak staj ve staj harici dönemlerde sürekli faydalanarak yaptım. Biraz şeydi yani ben çocukluğumdan beri biraz iyi kötü işin içindeydim diyebiliriz bu konuda. O yüzden benim stajlarım genelde nerede bıraktığımız yerden devam etmek şeklinde oldu. O yüzden çok özel bir yerde yapmadım stajımı. Benim için özeldi en azından. Başkaları için değildi belki ama benim için özeldi babamla beraber çalışıyor olmak. Özel mesajı artan arkadaş yanlışlıkla attığını söyledi. O yüzden onun mesajını da sesli okuyorum. Ona da cevap vereyim. NASA'da görüntü işleme üzerine çalışan harita mühendisleri mevcut mudur? İçerisinde hiç Türk var mıdır? Görüntü işlemeden kastınız eğer optikse benim bildiğim yok. Görüntü işlemeden kastınız eğer herhangi bir görüntüsü, radar görüntüsüyse benim gibi, elektromanyetik görüntüyse eğer ben varım. Onun haricinde çalışan, NASA'da çalışan, JPL'de şöyle söyleyeyim. Benim tanıdığım en az 5-6 Türk arkadaş var. Bizim üçümüz radar bölümünde çalışıyoruz. Hatta ikimizin ofisleri yan yana, üçüncüsü koridorun sonunda falan şekilde. Aynı koridorda çalıştığımız arkadaşlarımız var. JPL'de çalışan 5-6 tane Türk tanıyorum var. Türk tanıdığım var benim yani. Bunlar farklı alanlarda çalışıyorlar ama Türkler var yani NASA'da çalışan. JPL'de sadece 5-6 tane. Örneğin Goddard Space Flight Center'da çalışan bir arkadaşımız var. O da Miami doktoralı. Batuhan diye. Batuhan Osmanoğlu. O da mesela NASA'da çalışıyor. Farklı bir biriminde de olsa. Şöyle söyleyeyim. JPL'de çalışan tek Emre de ben değilim. Benden başka bir Türk arkadaşımız var. Onun da adı Emre yani. O yüzden var yani arkadaşlar. Spesifik olarak görüntü işleme belki radar olduğu için hani optik olmadığı için ben diyebilirim de. Evet, ondan sonra stajlarınızı nerede yapmışsınız? KPSS Kasan Mühendis vizyonsuz mudur sence diye sormuş bir arkadaşımız. Hayır, değildir. Yani herkes kendi hayatında ne yapmak istiyorsa onu yapmak zorunda arkadaşlar. Çünkü başka türlü mutlu olamazsınız. Sizi eğer bir devlet memuru olmak mutlu edecekse bence kesinlikle buna hazırlanmanız ve çalışmanız gerekmektedir. Geleceğe dair herkesin kendi hayalleri ve düşünceleri vardır. O yüzden ben hiçbir şekilde bunları vizyon ya da vizyonsuzluk olarak değil, hayata dair tercihler olarak görüyorum. Yaptığınız tercihlerde sizin çok kişisel, duygusal ve düşünsel süreçlerden geçerek verdiğiniz kararlar. Arkasında durmanızı tavsiye ediyorum. NASA'da postdoc yapmak istersek referans olarak yardımcı olur musunuz? Estağfurullah. Öyle bir durumum olduğunuzda birileri yani referans olabilecek durumum olduğunu zannetmiyorum. Siz zaten yeterli çalışmaları yaparsanız benden çok daha iyi referanslar da bulursunuz. Aynı alanda çalışıyorsak ben de tabii ki şey yaparım sizin çalışmalarınızla ilgilenirim. Evet, ben teşekkür ederim Ruhi Bey. Ben teşekkür ederim Sabiha Hanım. Silikon Vadisi'nde harita mühendislerinin yeri var mıdır diye sormuş Ömer Bey. Harita mühendislerinin yeri her yerde var. ICE dedim az önce mesela kurumsal ticari olarak gönderilmiş. Onun gibi birkaç şirket de var burada Silikon Vadisi'nde kurulmuş olan. Capella Space mesela. Bunlardan en yenilerinden biri, en heyecan verici olanlarından biri. Onların da jeodeziciye ihtiyaçları var. Ya da en basitinden siz bir en kısa yol analizi yapacak bir uygulamaya ihtiyacınız varsa sizin yine bir harita mühendisine ihtiyacınız var. Yani artık cebimizdeki telefonlar insanları konum bilgisine de dönüştürdü ve bu konum bilgisini doğru olarak işleyebilecek alan harita mühendisliği. O yüzden harita mühendisliği benim alanımda bildiğim birkaç tane var ama onun haricinde Uber'de de çalışan harita mühendisleri vardır. Efendim işte başka girişimlerde de çalışan harita mühendisleri eminim ki vardır. Yer bilimleriyle ilgili problemlerde derin öğrenme algoritmalarından yararlanıyor musunuz? Bunun üzerine birkaç çalışma var yeni yeni yapılan ve bizim de düşündüğümüz bazı konular var ama şu anda aktif olarak kullanmıyorum.
kullanmıyoruz da. Ama gelecekte olacak. Bunlar çünkü mümkün olduğunca insandan kaynaklı hatayı azaltmak artı verinin giderek devasa boyutları, bir insanın bakarak ya da çalışarak anlayamayacağı boyutlara geldi. Umut Yıldız'ı tanıyor musunuz veya görüşmeniz oldu mu? Umut Yıldız'ı tanıyorum arkadaşlar, evet. Kendisiyle de işte yemekhanede karşılaşıyoruz. Otobüste karşılaşıyorduk. Umut Yıldız'la tanışıyoruz, evet. Ben teşekkür ederim Furkan Bey. Gerçekten kaldım. Ben teşekkür ederim. Sanırım şeyler bitti. Chat'teki sorular. Emre Bey merhaba. 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 Ben de size bir şey sormak istiyorum. Bunu chatten yazmak istemedim. Merakımı da mazur görün. Bir sonraki hedefinizi merak ediyorum ben. Bir sonraki hedefim. bilmiyorum. Uzaya giden ilk Türk astronot olmak istiyorum arkadaşlar. Bence size yakışır. Bir sonraki hedefim. Teşekkür ederim. Bir sonraki hedefim. Şu anda bunu söylemek zor. Çünkü şu anda başladığım şeye çok yeni başladım. Ve her zaman da şeye inanan bir insanım. Her zaman daha gelişime, daha ileriye gitmeye imkan olduğuna inanan bir insanım. Bunu çalışarak yapabiliriz. Yani astronot olma konusunda da bilmiyorum. Yaş şey, yani Türkiye'nin öyle bir planı var mı? Sadece şeydi, Türkiye Uzay Ajansı'nın öyle bir planı var mı onu bile bilmiyorum da. Hani bundan ötesi benim bir zamanlar annemi ürküttüğüm gibi işte astronot olup Mars'a gideceğim demem iyi olabilir herhalde. Ama şey... Bir iki gündür bunun üzerine arkadaşlarımla da, ben kişisel olarak sohbet ettiğim arkadaşlarımla da gülüp eğleniyorduk. Ben astronot olayım aslında, şey yapayım bu konuda, Türkiye Uzay Ajansı'na iş başvurusu yapayım diye. O yüzden astronot olurum falan diye bir cevap vermek istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni yakıştırdığınız için. Türkiye Uzay Ajansı'nda bir şey vardı. Şartlardan birinde Şahin gibi gözlere sahip olmak vardı. Yok yok, ben bir saniye cevap vereceğim arkadaşlar, bir su için. Ben bir zamanlar bu süreçlerin arasında tabii ki çok farklı hayat tecrübeleri yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Türk Hava Yolları'nın pilotluk sınavına girmekti. Bilmiyorum şu anda hala devam ediyor mu öyle şeyler, işe alımlar yapıyor mu Türk Hava Yolları, ama o zaman da gözlük kullanıyordum. O zaman da doktor raporunda işte 20 üzerinden 20 vermişlerdi. O yüzden gözlük. Astronotların da çoğu, Amerikalı astronotların da çoğu gözlük kullanıyor zaten. O sorun olmaz. Öğrenmiş oldum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sorun oluyorsa da bir şekilde hallederiz artık. Çizdiririz falan. Yani astronot olunacaksa ben şey yaparım yani, hallederim onları. Tek sorun oysa hallederiz. Size çalışmak, şey yapmak gerekiyor deyip üzerine ben kendim böyle bir şey için çalışmazsam, emek vermezsem biraz ayıp olur. Evet. Chat'ten başka sorusu olan, yapay zeka uygulamalarının geleceği nedir demişler. Haritacılıkta yapay zeka uygulamalarının geleceği nedir? Yapay zeka her alanda gelecek arkadaşlar. Bu yapay zekadan ne anladığınızla bağlı. Ama derin öğrenme ve yapay zeka dediğimiz konular gelecekte hayatımızın her alanında aktif olarak kullanacağımız ve insanın bazı şeylerle etkileşimini azaltacak olan bir konu. Ben çok daha iyi, çok daha şey yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Yapay zekanın etiği üzerine farklı bir konuşma yapabiliriz. O ayrı bir konu. Yapay zeka nasıl geliştirilmelidir veya yapay zeka hangi alanlara yönelmelidir ya da ne gibi etik konulardan yaklaşılmalıdır? O ayrı bir konu, ama yapay zekanın ben potansiyel olarak şu anda insanların yaptığı her işi gelecek, önümüzdeki 100 yıl içerisinde yapabileceğine inanıyorum. Yani avukatlıkta, doktorlukta, mühendislikte yapay zekanın bunların hepsini bizden daha bile iyi yapabileceğini düşünüyorum. Ben bu arada hocalarıma biraz söz hakkı vermek istiyorum. Şu an yayında halen hocalarımız bulunuyor. Söz hakkı almak isteyenler varsa tekrardan konuşabilir. Örneğin Erman Hocam buradaydı sanırım en son. Evet, ben buradayım. Evet, hocam. Emre Hocam merhaba.
Merhabalar. Erman Şentürk ben. Doktoralı bir araştırma görevlisi olarak bölümde çalışmaktayım. Aslında arkadaşlar çok güzel sorular sordular. Bu arada sunumunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bilgilendirici bir sunumdu. Çok güzel de sorular geldi. Çok güzel de sorular var içerisinde. Aslında benim merak ettiğim konu hani bu sorulanların dışında. Aslında ben size şunu soracaktım. Hani oradaki NASA'da çalışan diğer Türklerle iletişiminiz var mı? Hani bu şekilde bir buluşup sohbet etme durumlarınız oluyor mu gibisinden bir soru soracaktım ama siz zaten hani çeşitli görüşmeniz olduğunu söylediniz. Benim merak ettiğim konu şu. Orada çalışan Türk araştırmacıların motivasyonu hangi konuda? Yani şöyle mi düşünüyorlar? Zaten şu an NASA'dayım. Artık dünyada olabilecek en top noktadayım. Hani Amerika'da yaşıyorum. Hani artık burada bir kariyer planlaması mı? Yoksa burada bir şeyler, mesela daha önce şöyle bir şeyden bahsettiniz. Hani Türkiye uzay programı var ve burada bunun sadece parayla olmayacağını, hani ve eğitimli insanın da gerekli olduğunu bahsettiniz. Çok doğru bir şey bu zaten. Hani sırf parayla yatırmakla bu işler olmaz. Hani oradaki araştırmacılar Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyorlar mı? Türkiye için düşünceleri neler? Gelecekte Türkiye adına bir şeyler yapmayı düşünüyorlar mı? Benim merak ettiğim konular bunlar. Evet. Bu arada kariyerinizde çok başarılar diliyorum. Gerçekten gurur verici bir Türk'ün de orada de çalışması, bir harita mühendisinin orada çalışması bizim için gerçekten gurur verici bir şey. Sağ ol. Estağfurullah hocam, ben de çok teşekkür ederim. Ben de sizin başarılarınız devamını diliyorum. İnşallah Türkiye'deki bu doktoral araştırma görevlisi gibi ilginç diyeyim pozisyonlar yakın zamanda çözülürler. Onun haricinde çok teşekkür ederim. Ben hani başarılı bulduğunuz için, şey yaptığınız için. NASA'da çalışan Türkler neler yapmak istiyorlar diye, ne gibi motivasyonları var diye sordunuz. Bu çok kişiden kişiye değişebilecek bir soru arkadaşlar. Çünkü hani sizin de bildiğiniz gibi, hocam sizin de bildiğiniz gibi bir doktora süreçleri ya da işte mühendislik süreçleri falan, bunlar çok farklı konular ve kişisel hayatınızı işgal etmeye başlayan alanlar oluyor, konular oluyor. O yüzden insanların farklı hayatları ve farklı kararları olabiliyor. Örneğin bir arkadaşım, o da JPL'de çalışıyor. Lisansını işte liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya gelmiş. Lisansını Kaliforniya'da okumuş. Ondan sonra işte ilk önce stajyer olarak JPL'e girmiş. Daha sonra da işe alınmış. Ve bu arkadaşın işte eşi Amerikalı. İşte bir yaşında bir çocukları var. Bu arkadaşımın Türkiye'ye dönmek gibi bir niyeti yok. Çünkü 20 yıldır burada. Eşi Amerikalı. Çocuğu burada doğdu. Burada bir hayatı var. Bu arkadaşımın Türkiye'ye dönmek gibi bir şey yok. Sadece işte Türkiye'ye gittiğimde işte şu lokantaya giderim. Şu tatil, şurada tatil yapmak istiyorum. Şunu şey yapmak istiyorum gibi planları var. Diğer arkadaşlarımdan örneğin mesela yani gitmeyi düşünen var çünkü eşi Türk, işte NASA'ya Amerika'da işte Amerika'da doktora yapmış, Türkiye'ye dönmüş, evlenmiş, daha sonra işte şey Aselsan'da çalışmış, sonra NASA'ya geçmiş, green card'ı var falan. Onların onun mesela spesifik olarak durumu biraz çok arada, kararsız şu anda. İşte o da 2-3 yıldır burada. O da bir kararsız bir durumda. Eşi burada iş bulamadı gibi şeyler oldu. Kendisine uygun üniversite vesaire Türkiye'de okuduğu için öyle bir sıkıntısı oldu. Bunlar çok kişisel sorular. Ve biz bir araya gelip Türkiye için ne yapabiliriz şeklinde çok da konuşmalarımız olmuyor. Çünkü çok kişisel faktörler devreye giriyor bu süreç içerisinde. O yüzden bu yanlış olur. Benim özelimde soracak olursanız, ben şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Hala NASA'dan öğrenebileceğim, alabileceğim çok fazla şey var. Daha yeni başladım kalıcı bir kadroda ve halen inşa edilmekte olan bir uydu projesinde çalışıyorum. Ve bunun algoritma geliştirme kısmında çalışıyorum. Bu uydunun inşası bitecek, uzaya gönderilecek. Uzaya gönderildikten sonra veri toplamaya başlayacak. Ve bu süreçlerde kalibrasyon, validasyon dediğimiz Kalval süreçleri olacak. Bunlar asıl benim öğrenme sürecimin artacağı. Şu anda biz algoritma geliştirmeyi simüle edilmiş data üzerinden yapıyoruz. Gerçek dataya ulaştığımız zaman asıl bizim işimiz başlayacak. Ve bunun içinde bir 5 yıl en az süre olduğunu düşünüyorum ben. 5 yıl sonra ne olur, ne değişir, hayat bize neler getirir onu bilemediğim için şu anda bir kesin cevap veremiyorum. Teşekkürler bu samimi cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Chat'ten yine sorularımız geliyor sanırım. Bir arkadaşımız gününüzün kaç saatini çalışarak geçiriyorsunuz diye sormuş. Kitap, Python vesaire. Genel olarak.
Bu çok zor bir soru çünkü pandemi süreci bunu çok değiştirdi. Yani şey gibi oldu biraz, çalışma kampı gibi oldu. Sabah hani akşam bazen yani zamanın şeyini kaybedip gece yatana kadar şöyle 10-11'e kadar çalıştığım oluyor. Ama yani 8 saat bence gayet iş için yeterli. Geri kalan süreçler örneğin kitap okumayı ben iş olarak görmüyorum. Ben keyif alıyorum kitap okumaktan. O benim kendime ayırdığım bir süre olarak görüyorum ben onu. Ya da oyun işte bilgisayar oyunları oynayabiliyorum ya da arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Bir şeyler yapıyorum dışarıda. Pandemi sürecinde işte bir yürüyüşlere falan çıkıyorum. Hafta sonları işte kamp yapmayı, hiking gitmeyi seviyorum. O yüzden bir hayatla iş arasındaki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Günde 12 saat çalışmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Arada oluyor mu? Biraz olmasını istediğimden daha sık oluyor, evet. Bir arkadaşımız selamlarını iletmiş. Peki, iletirim arkadaşlar. Perseverance'ın inişini otonom olarak yaptı ve iniş yapacağı yere nasıl karar verdi? Bunun hakkında bilginiz var mı? Bunun hakkında bilgim var. Mars Lander dediğimiz Mars 2020'nin Perseverance'ın inişi de Landing Radar'la yapıldı. O da radar benim çalıştığım bölümde de dizayn edilen bir şeydi. O Landing Radar'la şey açıldıktan sonra, kamera açıldıktan sonra radar verisini topladı. Yaklaşık bir topografya haritasını yaptı. O haritada AI ile ya da işte şeyle machine learning ile daha önceden train edildiği, daha önceden eğitildiği şeyde kendisine en uygun iniş konumunu belirledi ve oraya indi. Yani bunun %100'ü harita mühendisliği mesela. Çok şey bir örnek olabilir size. Üniversitedeki genel ortalamanız yüksek lisans ve doktora programları için ne kadar önemli? Ortalamanın. Üniversitedeki genel ortalamanın yüksek lisans ve doktora programı için ne kadar önemli? Ben lisansta çok iyi bir öğrenci değildim arkadaşlar. O yüzden benim bu konuda örnek almamanızı size tavsiye ediyorum. Siz çalışabildiğiniz kadar çalışın. Benim lisans ortalamam düşüktü. Yüksek lisansa Boğaziçi Üniversitesi'ne girebilmemin sebebi İngilizce konusunu halletmiş olmamdı. İngilizce sınavını direkt geçip Boğaziçi Üniversitesi'nin jeodezi ana bilim dalında da ben en azından ben girdiğim zaman harita şey jeodezi bölümüne hazırlık okumadan giren ilk öğrenciydim. O yüzden ortalamanız önemli ama bir yandan da şey önemli. Nasıl söyleyeyim bunu tekrar? Hani bunu söylemiştim. Ne yapabildiğinizi göstermeniz önemli. Siz ortalamanız 4.00 olabilir ama her şeyi kağıt üstünde biliyorsanız siz şey değilsiniz, kullanışlı değilsiniz. Ya da ne yapabileceğiniz konusu hala bir soru işareti. Bu süreç içerisinde ya stajlarla olabilir ya da kendi başınıza yaptığınız, kendi çalışmalarınızla da olabilir. Örneğin GitHub örneğini verdim. Yazdığınız kodları paylaşmak için açık kaynak kodlu bir ortam mesela. Bu tarz şeylerle neler yapabileceğinizi insanlara göstermeniz önemli. Yoksa 4.00 ortalamayla mezun olmuş bir mühendisin gelip arazide hiçbir şey yapamadan geri döndüğünü gördüm. Ya da 4.00 değildi de çok yüksek ortalamalarla olan, yani teori ve uygulama farklı şeyler. Bunların ikisini bir araya getirebildiğiniz zaman zaten tam olarak mühendisliğinizi yapabilmeye başlıyorsunuz. Evet. Gelişmenize katkıda bulunan, sizin için önemli olan kitap nedir? Birçok var. Bir tanesini söylemem çok yanlış olur. Hayatınızın farklı dönemlerinde farklı düşünsel süreçlerden geçiyorsunuz. Ben genel anlamıyla tarih, felsefe seven bir insanım. Edebiyat seven bir insanım. İşte Türkçe yazılmış. Türkçe'yi öğrenmek için size tavsiyem Türkçe klasikleri. Yabancı bir dili öğrenmek için de o dilde yazılmış kitapları okuyabilirsiniz örneğin. Bu şey yapar. Türkçe kitapları, özellikle Türkçe dilinde yazılmış, Türk ana dili olarak Türkçe yazılmış kitapları, Türk klasiklerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Türkçemizi de ben kendi konuştuğum Türkçemin çok oradan faydalandığını, o yaptığım o kitap okumamdan çok faydalandığını düşünüyorum. Onun haricinde ben tarih, felsefe gibi bir sürü farklı şeyi de okuyorum. Dünya klasiklerini de okuyorum. Bilim üzerine çok fazla şey okuyorum. Hem işim gereği hem merak ediyorum. Tek bir kitabı söylemem yanlış olur. Ama İhsan Oktay Anar'ın kitaplarını çok severek ve heyecanlanarak beklediğimi hatırlıyorum. İhsan Oktay Anar'ın bütün kitaplarını söyleyebilirim herhalde. Biraz daha edebiyat olarak yüklü kitaplar oldukları için.
Eğlencelidir de, tavsiye ederim. Lisans not ortalamanız kaçtı? YTÜ-Özör dengeleme hesabı özellikle. Evet, işte Uğur Doğan hocamız, o benim beraber ilk önce lisansta gittiğim hocamızdan ben dengeleme alıp kalmış bir insanım. Lisans not ortalamam benim 2.40'tı arkadaşlar. Ben 2.40'la mezun oldum. Yüksek lisansa başvurabilmek için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2.50 gibi bir ortalamaya ihtiyacım vardı. O yüzden ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvuramadım. Boğaziçi Üniversitesi daha düşük bir ortalama standardı vardı o zaman. Şimdi nasıl bilmiyorum. Ama İngilizce probleminden dolayı öğrenciler çok gelmedikleri için ortalamayı biraz düşük tutuyorlardı. Ben İngilizceyi rahat geçebildiğim için orada yüksek lisans yapma şansına eriştim. Harita mühendisliğinde çalıştığınız konumdaki önemi büyük fakat bir şey merak ediyorum. NASA'nın çeşitli alanlarında inşaat mühendislerinin istihdamı mevcut mu? Benim NASA'nda inşaat mühendislerinin istihdamı konusunda bir yorum yapmam yanlış olur. Çünkü benim çalıştığım alan JPL özellikle gezegenler arası, yıldızlar arası ya da gezegenler arası çalışmaların yapıldığı ya da uzayla ilgili çalışmaların yapıldığı bir yer. O yüzden mekanik, İşte makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlar ya da işte şey yapıyor. Benim şu anda sinyal işleme mühendisi etiketim de örneğin elektronik mühendisliğin bir alt dalı. Ama onların elektronik mühendisine değil, jeodezi bilen birisine ihtiyaçları vardı. Ve doktora yapmış olmam, benim işte bu radar alanında doktora yapmış olmam bana elektronik mühendisliğinden bekledikleri uzmanlıkları katmış oldu. İnşaat mühendisleriyle ilgili ben bir şey söylemem yanlış olur. Tanışmadım hiç, öyle söyleyeyim. Ama mesela inşaat mühendisliğinin de deprem üzerine çalışan alanları var. O yüzden bilemiyorum, bu soruya cevap veremeyeceğim. Lisans zamanında kodlama beceriniz hangi kademedeydi? Ben 2003 girişliyim. 2009'da mezun oldum. Kodlama seviyem bizim zamanımızda, şimdi nasıl bilmiyorum, lisans eğitimi sürecinde biz programlanabilir makineler, hesap makineleri kullanıyorduk. Bilgisayarla yapmıyorduk sınavlarımızı. O programlanabilir hesap makinelerini kodlayabilecek kadardı. Onun haricinde birkaç programlama dersi aldık ama çok yoğun değildi. Ama programlamaya adımı lisansta attığımı söyleyebilirim. Yüksek lisansta işte Linux sistemlerde çalıştım. Ama asıl gerçekten başlayıp bir iş yapabildiğim alan doktorada gelişti. Üniversitede en çok hangi hocamızdan ilham aldınız? Uğur Doğan dışında. Uğur Hoca sizin bu yorumunuza katılmayabilir. Uğur Hoca'yla çok beraber çalıştık ve ondan gerçekten yaptığı çalışmaları ilgilendim. Üniversitede spesifik olarak hocalarımızdan değil, bütün hocalarımızdan ben gerçekten feyiz aldım. Türkiye'de katıldığım toplantılarda da Kocaeli Üniversitesi'nden hocalarımızla da tanıştım. Ben örneğin şey hatırlıyorum. Aydın Üstün hocamız hala bölümde sanırım. Aydın hocamızla bir konferansta çalışıp onunla. Bu arada kendilerine size selam çıkardı bu akşam için. Ben selam söylüyorum kendisine. Aydın Üstün hocamızla tanıştım, hatırlıyorum örneğin. Ya da o dönemde ben de çalışıyordum. Pakize hocanız vardı sanırım. Halen bölümde mi bilmiyorum. Evet. Araştırma görevlisiydi. Yani ben yeni başlamıştım yüksek lisansıma. O da araştırma görüşü. O da biz benzer alanlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yani o yüzden ben Türkiye'deki bütün hocalarımdan feyiz aldığımı ve şey yaptığımı söylemek istiyorum. Ayrıyetten şey yapmayın arkadaşlar. Kendinizi insanlarla değil, genel olarak kendinizle rekabet ederseniz her gün daha ileriye gidersiniz. Başka birisiyle rekabet ederseniz en fazla o başka birisi kadar başarılı olabilirsiniz. O yüzden siz kendinizle rekabet edin. Her gün bir önceki günden daha fazla bir şey yapmaya, daha iyi bir şey yapmaya çalışın. Her zaman başarılı olmayabilirsiniz bunun için ama amacınız bu olursa ileri, uzun vadede ileri doğru gideceksinizdir. Evet. Farkiz Hocam kusura bakmayın, siz de şey yapma, böyle biraz direkt adınızı geçirdim burada olduğunuzu fark etmeden. Yok, umarım önemli değil, ben de dinliyordum. Sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur verici bir meslektaşımızın NASA'da çalışıyor olması,
Bizim için de son derece gurur verici. Arkadaşlara da buradan çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptıkları için. Bu vesileyle ben de küçük bir soru sorayım. Öğrenci arkadaşlarımız adına sormak istiyorum. Yurt dışında doktora ya da yüksek lisans yapmaları için özellikle de Amerika'da bildiğiniz ya da önerebileceğiniz herhangi bir burs fonu var mı? Ya da siz doktoranızı yaparken bir burs fonundan yararlandınız mı? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, ben herhangi bir üniversiteden burs aldım. University of Miami'den, benim hocamın kendi projesinden benim bursum sağlandı. Bu bursta yani şeyi karşılıyor. Okullar Amerika'da genelde ücretli olduğu için okul ücretini artı öğrenciye de işte cep harçlığı seviyesinde bir maaş diyebileceğimiz bir şey sağlıyor. Bu genelde bulunduğunuz yerin ortalama ihtiyaçlarına göre işte bir ev gibi standart sizi çok iyi yaşatmayacak ama hani şeyde tutacak bir seviyede bir maaş veriliyor. Burs konusunda ben arkadaşlara tamamen bulabildikleri her yeri araştırmalarını tavsiye ediyorum ve hepsine başvurmalarını tavsiye ediyorum. Artı doktora da özellikle yüksek lisans da çok fazla yapmak istemiyorlar bunu, çünkü hocalara geri dönüşü, bir hocanın yüksek lisans doktora öğrencisinden, özellikle doktora öğrencisinden beklentisi makale olarak. Yani size o parayı verip sizden makale üretmeniz bekleniyor karşılığında. Yüksek lisansta makale üretimi çok sınırlı olduğu için çok hocalar buna yatırım yapmak istemiyorlar. Onun yerine o parayı bir doktor öğrencisine kullanıp hem uzun vadede öğrencinin doktora eğitimini tamamlaması, hem makale üretmesi ve kendi kariyeri ve hocanın da projesindeki makalelerin yayınlanması için oluyor. Ve böyle genelde ilan edilebiliyor. Bazı işte Twitter'dan özellikle son birkaç yıldır çok yoğun bir şekilde insanlar kullanmaya başladı. Twitter'da bulabilirsiniz böyle hesaplardan. Bilimsel olarak merak ediyorsanız onu da yazayım. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ben orada daha fazla bir işle ilgili şeyler yazmaya çalışıyorum. Çünkü son birkaç gündür LinkedIn'den bayağı ekleyen arkadaş oldu. LinkedIn'de pek aktif değilim arkadaşlar. Twitter'da örneğin size bu gösterdiğim Science dergisinin kapağı ve şeyini çok heyecanlandırdı beni. Dün paylaştım. Ben oradaki insanlarla etkileşime girip oradan tanışıp insanların birbirleriyle beraber çalışmaya başladıklarını da gördüm. O yüzden burs sürecinde de oradaki bunları yapan hocaları takip edebilirsiniz. Sizin ilgi alanınızda olan hocaları, yapılan çalışmaları takip edip onların projelerinden burs almaya çalışabilirsiniz. Onun haricinde ben Miami'deyken yüksek lisans, YLYS sanırım bir İlli Eğitim Bakanlığı'nın ya da farklı kurumların Türkiye'den bursları var sanırım. O burslarla gelen arkadaşlar oldu. TÜBİTAK'tan 1001'le falan burs alıp gelen arkadaşlar oldu. Bir proje yazıp. Onun haricinde Fulbright'la gelen arkadaşlarım oldu. Fulbright'la gelen arkadaşların sıkıntısı Fulbright sizin geldiğiniz ülkeye geri dönme zorunluluğu getiriyor. Onun için onlar örneğin 5-6 yıl burada çalıştılar. Şu anda bir iş teklifleri var ama kabul edemiyorlar çünkü ülkelerine geri dönme zorunlulukları var gibi sorunlar yaşıyorlar. Ama eğer Türkiye'ye geri dönmek istiyorsanız Fulbright'a başvurabilirsiniz. Tabii hiçbir zaman şeyi unutmayın, bunların hepsi kendinizi göstermeniz gereken ve sürekli olarak birileriyle rekabet edeceğiniz yerler. Hayatın her alanı aslında öyle. Birileriyle rekabet ediyorsunuz ve bu aslında toksik olmak zorunda değil. Bu rekabet de zaten daha iyiye ve daha fazla gelişmeye sebep veriyor. O yüzden burs konusunda spesifik olarak verebileceğim isimler bunlar diye söyleyebilirim. Avrupa'da sanırım Jean Monnet gibi farklı burslar var ama çok onlardan çok hakim değilim. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür. Bir de şeyi tavsiye edeyim arkadaşlara, eğer yüksek lisans doktora yapmak istiyorlarsa yurt dışında. Yurt içinde de öyle gerçi de, yurt dışında özellikle. Hiçbir zaman CV'nizi, başvuru belgenizi gözü kapalı okula göndermeyin. Öncelikle beraber çalışacağınız hocaya kendinizi tanıtan bir e-mail atıp başvurmak istediğinizi, bu konuda ilginizin olduğunu söyleyin. Ve projeyle ilgili sizin de merak ettiğiniz ve altyapınızı oluşturacak birkaç soru sorun. Böylelikle insanlar hem sizin gerçekten bu konuyla ilgilendiğinizi bilirler, hem adınızı önceden duymuş olurlar. Yani sadece işte beyaz bir kağıdın tepesinde yazan isim olmaz isminiz.
O yüzden tavsiyem hocalarla bu ve şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var özellikle Amerika için. Bir hoca ben bir öğrenciyle çalışmak istiyorum dediği zaman o kağıt dosya doldurma kısmı bir şekilde halledilebiliyor zaman içerisinde. Önemli olan hocanın sizi kabul etmesi. O yüzden direkt hocalarla iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Sorusu olan arkadaşlarımız tekrardan sorabilir isterlerse. Sanırım Özer hocamız da şu an yayında ama kendileri bir soru sormak isterse ya da söz hakkı almak isterse buyurabilir. Evet, teşekkür ederim Mert. Bu merhaba hocam. güzel etkinlik için sağ olun. Emre Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumdan dolayı. Benim sorum şöyle, birkaç tane yazılım dilinden bahsettik. Kendisi Python çalışıyor ama bunun yanında R ve bir tane daha yazılım dilinden bahsetti. Julia galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bu yazılım dillerinin açık kaynak kodlu olması, mesela ben de kullanıyorum. R'la bir geçmişim var. R'la ilgileniyorum ben de. Daha çok ben de uzaktan algılama ve CBC alanında çalışıyorum. Bunun yanında QGIS diye bir programımız var. QGIS diye bir açık kaynak kodlu programları var. Yurt dışındaki mesela çalışmalarda daha çok açık kaynak kodlular mı, yazılımlar mı tercih ediliyor? Yoksa lisanslı olan daha farklı yazılım dilleri mi tercih ediliyor diye bir soru sormuş olayım. Şöyle söyleyebilirim. QGIS örneğin Python tabanlı bir program. Benim alanımda her şey açık kaynak kodlu şu anda. Çünkü iş şey konumuna geldi. Tek bir kişinin zaten yapıp ya da küçük bir ekibin buna zamanını verip ortaya çıkaramayacağı seviyede farklılaşmalar ve şeyler oluştu. Örneğin işte farklı uydular var. Sentinel var, IRS, Inmisat, Sentinel, ALOS-2 vesaire bir sürü uydu var. Ve bunların hepsinin elektromanyetik özellikleri farklı, sinyal yapıları farklı, şeyleri farklı. Bunların hepsi için oturup tek tek bir processor yazmak gerekiyor. Bunların hepsini tek bir kişi ya da 3-5 kişilik bir ekip yapamıyor. Öyle olunca da farklı kişiler birleşip işte kodun bir kısmını o yazıyor, başka bir kısmını ötekisi yazıyor, başka bir kısmını şurası geliştiriyor. İçlerinden bir tanesi ekstra bir işte şeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden kendisi için bir kod yazıp onu GitHub'da şey yapıyor, ekliyor o koda falan. Genelde açık kaynak kodlu çalışıyoruz biz. JPL de açık kaynak kodlu çalışıyor. Radar, SAR, INSAR alanı da %100 şu anda açık kaynak koddan. Hiçbir ücret ödemeden programlar, en iyi ve teknolojinin en ileri noktasındaki programları kullanabilirsiniz. Zaten şey olanlar da, açık kaynak kodlu olmayan sistemler de, yani Microsoft bile açık kaynak koda dönmeyi düşündüğü günlerde artık açık kaynak kodlu olmayan sistemlerin gelecekte çok bir gelecekler olduğunu düşünmüyorum diyeyim. Anladım. ESA'nın da var mesela, Snap kullandığımız uygulamalar var. Bunların hepsi evet, açık kaynak kodlu ve geliştirilmeye açık tabanlı evet, yazılımlar olduğu için. O yüzden demek ki açık kaynak kodlu ilerleyen dönemlerde daha rağbet gören bir çalışma olacak diyeyim. Çok teşekkür kesinlikle ederiz katılıp. Buyurun. Ben buyurun. Teşekkür. Yok şey diyecektim. Kesinlikle çünkü geldiğimiz dün zamanda özellikle pandemiden önce de olmuştu. İnsanlar artık internetin faydalarından maksimum şekilde yararlanmaya başladı. Herkes birbiriyle her an bağlı. Biz de şu anda dünyanın iki farklı noktasından birbirimizle sohbet edebiliyoruz. Bu insanlar çalışırken daha fazla işbirliği yapabilmek için, daha fazla şey ile daha hızlı bir şekilde bir problemleri çözebilmek için işte Amerika'da yaşayan birisinin, Hindistan'da yaşayan, Çin'de yaşayan, Türkiye'de yaşayan birisinin birisiyle iletişime geçip işini halletmesi gerekiyor. Oraya gidip o insanınla konuşup onu ikna etmesi değil, İnternet üzerinden bunu yapması açık kaynak kod sayesinde mümkün oluyor. Bence gelecekte bunlar daha da artacak. Sizin de söylediğiniz gibi. Evet, çok teşekkürler bu güzel sunum için ve bu güzel konuşma için. Mert'e de teşekkür edelim. Bizi sizinle buluşturduğu için.
Biz teşekkür ederiz katılım. Evet, Mert bayağı bir uğraştı sanırım bu süreç içerisinde. Teşekkür ediyorum ben de kendisine. Ben teşekkür ederim. Evet. Sanıyorum yayında bir de Burcu hocamız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da söz hakkı vermek istiyorum. Eğer şu an burada varsa. Evet sanırım şu an bağlanamadı. Evet arkadaşlar. Evet, Mert ben bir soru daha sorabilir miyim? Tabii hocam. Emre hocam. Şimdi konuşmalarımızda özet olarak şöyle bir geçersek. Hani İngilizce bilmek şart öğrencileriniz için. Bir yazılım dilinde kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerekiyor. Üçüncü bir madde de NASA'nın size ihtiyacı olması gerekiyor. Yani özel bir spesifik bir alanda çalışacaksınız ki NASA'nın da size ihtiyacı olacak ki bir imkanınız olsun, çalışma imkanınız. Şimdi burada arkadaşlara tamam İngilizceyi bir şekilde hani yazılımı da bir şekilde zaten önerdiniz. Hani Python önerdiniz ya da Julia gibi yazılım dilleri önerdiniz. Fakat doktora işte lisanstan sonra yüksek lisans ve doktora yapacak arkadaşlar için mesela NASA'nın ilgilendiği özel konular, gelecekte ilgileneceği özel konular nedir? Hani bu hangi konular üzerinde daha çok yoğunlaşmaları gerekir? Böyle bir fırsat yakalayabilmeleri için. O konu hakkında eğer bir bilgi verirseniz. Teşekkür ederim hocam. Ya sizin de bildiğiniz gibi doktora çok kişisel bir süreç. İnsandan gerçekten kişisel olarak da taviz ve zaman vermesini gerektiren bir süreç. O yüzden benim arkadaşlara bu konuda ilk tavsiyem gerçekten zaman ayırmak istedikleri ve gerçekten tutkulu olarak çalışabilecekleri, en azından duygusal olarak bağlanabilecekleri bir alanda çalışmalar yapmaları. Bir doktora konusu ya da konusu olmak zorunda değil, bir alan bulmaları. Çünkü doktora süreci özellikle gerçekten uzun saatler, uzun günler vesaire çalışmanız gereken. Ve bunu yaparken de bir günün çok büyük zamanını ayırmanız gereken bir süreç. O yüzden sevmediğiniz bir konuda bunu yapamazsınız. Yani benim doktoraya başlayıp bırakan çok arkadaşım oldu. Çünkü konularını sevmediler, doktora yapma mentalitesine girmeye hazır değillerdi gibi bir problemleri oldu. O yüzden ilk önce bunu bulmaları. Bunun haricinde bunu buldukları zaman zaten o alanlarda NASA'da çalışmak zorunda değilsiniz. Sizin çalıştığınız alanda en iyi yer işte atıyorum ne bileyim işte İngiltere'deyse İngiltere'de de çalışabilirsiniz. Sonuçta önemli olan o noktada önemli olan sizin motive olduğunuz alanda şey yapıyor olmanız. Bir emek sarf ediyor olmanız ki yorulmayasınız, motivasyonunuzu kaybetmeyesiniz ki emin olun kaybedeceksiniz motivasyonunuzu bir noktada. NASA özelinde soracak olursanız, ben JPL için söyleyecek olursam, JPL daha çok dediğim gibi gezegenler arası şeyde alanlarda çalışıyor. Uydu imal, uydu üretimi yapılıyor. Birebir uydunun imalatı da JPL'in içinde yapılıyor. Bunlar daha çok mekanik ya da makine mühendisliğinin alanları. Onun haricinde elektronik mühendisliğinin alanlarına giren işte devre dizaynları, processor dizaynları gibi farklı şeyler var. Onun haricinde algoritma geliştirme var. Onun haricinde yer bilimleri alanı var. Yani JPL'in ya da NASA'nın web sitesine girip baktığınız zaman orada zaten göreceksiniz hangi alanlarda yatırımlar yapılıyor, hangi alanlarda emek sarf ediliyor. JPL'in ana sayfası bile size şey verecektir. Yani gerekli ve bilgiyi verecektir. Örneğin isterseniz hemen paylaşabilirim ekranımı mesela bir JPL'in ana sayfasına bakarsak. JPL'in ana sayfasında Exploring Our Solar System, işte güneş sistemini incelemekten, ondan sonra işte asteroidlerin yapılmasından, takip edilmesinden, ondan sonra bir sonrakine geçecek sanırım. İşte dünyanın ve iklim değişikliğinin çalışılması, bu benim işte alanıma giren. Dünya yüzeyinin ve iklim değişikliğinin çalışması. İşte insanların gidemediği yerlere gidecek robotlar yapmak gibi ya da
dünya üzerindeki hayatı şey yapacak gibi. Örneğin bu Amerika'da, özellikle Kaliforniya'da biz koronavirüsün ilk zamanlarında şey sıkıntısı olmuştu. Türkçe karşılığını bilmiyorum da, bu respiratör dediğimiz halde bu nefes alışverişe yardımcı olan medikal aletin bir kısıtlı miktarda olmasından dolayı, yeterli sayıda olmamasından dolayı JPL bir anda sıfırdan başlayıp bir bunu üretti mesela ve şey olarak yaptı bunu. Biz bunu acaba kısa sürede kaça mal edip ne kadar sürede yapabiliriz ve biz bu işte Kaliforniya ile çalışıp ihtiyaç varsa bunları sağlayabilir miyiz gibi bir yaklaşımla yaptı bunu mesela. O yüzden bunu inşa eden arkadaşların hepsi mekanik mühendisliği ya da mekanik elektronik mühendisliği üzerine çalışan insanlar. O yüzden sizin bir konuda uzman olmanız tek bir alanda çalışacağınız anlamına gelmiyor. Ama gördüğünüz üzere zaten hani web sitelerinden şeylerden araştırdığınız zaman göreceğiniz üzere yapılan çalışmalar o odak noktası. Benim özellikle benim alanıma giren dünya ve işte şeyle ilgili tektonik ya da dünyada yaşanan değişimlerle ilgili çalışmalarda örneğin işte climate change, iklim değişikliği konusu çok ön planda şu anda. Bunun haricinde çok farklı yapılan çalışmalara dair halihazırda devam etmekte olan ya da gelecekte yapılması planlanabilecek çalışmalara bakabilirsiniz ve burada da zaten JPL is a place for işte sanatçılar, iletişimciler, designerlar, eğitimciler, işte data scientistler, mühendisler, bu herkese açık bir yer. Çünkü bilimin her şeye ihtiyacı var. Bilimin insanlara anlatılmaya da ihtiyacı var. Bunun için iletişim uzmanlarına ihtiyacınız var. İletişim uzmanlarının sanatçılara ihtiyacı var. İnsanlara doğru ve etkileyici görüntüleri verebilmek için. O yüzden spesifik olarak sadece şunu yapmak gerekli, şu alana yönelmek gerekli yerine sizin gerçekten motivasyonunuzun yüksek olduğu ve gerçekten yapmak istediğiniz konuyu bulup bunun üzerine çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Teşekkürler Emre Hocam. Bilmiyorum, yeterli. Ben aslında yani tabii ki insanlar hani ilgi duyduğu konuda çalışmalar ama hani arkadaşlar NASA konusunda sorular sordukları için ben hani o yüzden hani NASA'ya girmek isteyen arkadaşların neler yapması gerekir? Hani o maçta sormuşum soruyu. Ama tabii yine tabii hocam. Açıklamanız yeterli olsun. Ama şey, ben biraz daha genel cevaplar vermeyi daha çok tercih ediyorum bu konuda. Çünkü benim bu konuda verebileceğimiz reçete yok. Şu şu şunları yaparsanız NASA'ya girersiniz diye. Ama ben o yüzden zaten arkadaşlar işte Mert Bey'le iletişime geçtiğinde ben şey demiştim. Ben size NASA'da nasıl mühendis olduğu değil de ben buraya nasıl geldiğimi anlatabilirim demiştim. Ve o yüzden de zaten sunumda da işte lisans, yüksek lisans, doktora çalışmalarımdan bahsetmeye ihtiyacı hissettim. Bunun tek bir yöntemi yok. İnsanlar çok farklı yollardan geçip aynı yere gelebiliyorlar. Ve dediğiniz gibi evet NASA'da çalışıyorum. Bu arkadaşlar da eminim ki NASA'nın yaptığı çalışmalarla ilgilidirler. Sadece araştırmaya bir noktadan başlamaları gerektiğini ve o NASA'nın çalıştığı konular içerisinde örneğin benim jeodezici olarak ilgimi çeken tektonik yer bilimler alanında neler yaptığına bakabilirler. O yüzden yer bilimleri ve şey alanında özellikle jeodezi çalışan arkadaşların yani jeodezi fotogrametri mühendisliği okumuş olan arkadaşların başarılı olabileceğine ben inanıyorum. Bunun haricinde benim hiç aklıma gelmeyen bir alan da yaratıp orada da başarılı olabilirler. Tabii ki NASA'ya bunu reklam şeyini yapıp NASA'nın evet bizim buna ihtiyacımız var diyerek bunu da ispatlayabilirler. Evet. Emre Bey, bugün vaktinizi ayırıp bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir sohbet oldu. Eğer arkadaşlarımızın da ayrıyetten sorusu yoksa yavaştan bitirebiliriz isterseniz. Tabii. Başka soru yoksa ben çok teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. Sonra katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum aranızda yeni başlayan, okula başlayan birinci, ikinci sınıflar var mı ama ümit ediyorum üçüncü, dördüncü sınıflar biraz daha mesleğin ne olduğuna dair fikirleri vardır. Birinci, ikinci sınıflar belki biraz daha
şeydirler. Tam olarak ne olduğunu mesleğime bölümün farkına varamamışlardır. Ama söylemek istediğim, ümit ediyorum ki benim burada bugün sizinle bu ettiğimiz sohbet hem mezun olmaya yakın arkadaşlara hem yeni başlayan arkadaşlara geleceğe dair bir vizyon katmıştır, bir faydası olmuştur. Bir kişinin bile fikrini değiştirdiysem, motivasyonunu arttırdıysam, bir şeylere merakını sağladıysam ne